Hoş geldiniz efendim. Hoş evet, bugün iki Tuğba arasında dilek dileyeceğiz efendim. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Muhteşem bir şeker tadında sizi bekliyor efendim. Tuğba Altıntop'un yeni şarkılarıyla ve Tuğba Hanım'la moda üzerine, değil mi? Bugün çok güzel, evet, sohbetler edeceğiz. Ekranlarınızın başına kurulun, çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın diyoruz. Harika bir program olacak. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki Tuğba dedik efendim. Tuğba Altıntop ve Tuğba Atasoy. İlk defa bir canlı yayına katılıyorsunuz. Evet. Ama hiç heyecanlanmayın. Bu ilk olmayacak. Ay, son olmayacak eminim. Bundan sonra daha sık programlarda sizi göreceğiz. İnşallah. Tuğba'cığım hoş geldin. Hoş Nasıl bulduk gidiyor? Hayatım. Yeni single hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Yana yakıla. Yana yakıla geldik. Yana yakıla. Bayağı bir böyle yoğun bir zamanında merhaba dedik ama her şey güzel devam ediyor. Yeni bir single olacak. Çalışması. Kime ait bu şarkı? Çok güzel, şarkı, çok beğendim. Bu şarkı Şafak Yaşar'a ait. Mersin'den bir dostum. Söz müziği kendisine aitti. Şarkıya çok yükseldik, çok beğendik. İki şarkı olarak düşündük ama zaman, ben çok sabırsız bir kadınım. Dayanamadım. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim dedik. Sen de benim gibi acelecisin. Bir an önce bir şey yakaladığın zaman hemen çıkarmak evet. istiyorsun. Hayırlı uğurlu olsun çok inşallah. Komple albüm gelecek mi peki? Bu bir ön çalışma mı? Hani esasında evdeki hesabı çarşıya uydurmak bir hayli zor oluyor Pınar'cığım. Bunu yani yaşayan biliyor. Şöyle düşündüm. Yeniden iki tane, üç tane daha şarkıyı alayım. Bir single yapayım. Maxi single'ın hani böyle 3-4 şarkıdan oluşan diye düşünürken bu sefer film teklifleri geldi. Ve sinemada, vizyonda olacak gerçekten çok ama çok inandığım iki tane projeyle karşı karşıya kaldım bu geçtiğimiz yaz döneminde. Bir tanesi ağır bir drama. Diğeri ise çok fena komedi. Ve ikisi arasında drama, evet. biri komedi. Evet. İkisi de aynı dönemde çekilecek. Aynen. Bir yerde güldürürken bir yerde ağlatacaksın. Aynen. Biraz zor olacak. Ve biraz da korku olacak esasında o komedinin içinde. Korku komedi olacak. Aa, şu harika. Anda onun çalışmaları içerisinde. Ocak Şubat gibi de vizyona Ocak, girecek Şubat inşallah. Gibi en geç Ocak Şubat'ta vizyonda olacak. Senin daha önce birkaç dizi projen olmuştu değil mi? Tabii, dizi hem film hem de oldu. Evet, hem film hem de dizi olarak zaten ekranlarda yer almıştım dizilerde de ve sinemalarda. Ama bu benim için farklı oldu. Sonuçta yaptığım iş model ve hala devam ediyorum. Yaptığım işimi çok seviyorum. Benim için çok kutsal. Gerçekten çok sevdiğim bir işi üstlendim. Ama güzergah, hani müziği ne kadar zorlasam da bu tarafa atıyor beni. Diğer şu anda, yollara doğru aynen, bir şekilde hayat yol açıyor sana. Şu anda böyle gelen tekliflerle karşı karşıya kalıyoruz. Modellik devam ediyor. Modellik devam ediyor. Modellikten şarkıcılığa geçen birçok isim var, senin de tanıdığın. Tabii. Ama genelde hepsi diyor ki aman asla modellik yaptığımdan bahsetmeyelim, ben modelliği bıraktım artık sadece şarkıcılık yolunda ilerliyorum deyip hani burada konusunu bile açtırmayanlar oluyor. Ama sen modelliğe de devam ediyorum diyorsun. Kesinlikle. Albüm de yapıyorum. Bir Kesinlikle. Yandan sinema var, oyunculuk var. Tabii. Bir koltuğa birkaç karpuz sığdırmak biraz zor değil tabii, mi? Tabii esasında tabii ki zor ama bunları hakkıyla yapabilmek için eğitim çok önemli. Hı hı. Şimdi almış olduğum filmlerde rollerimi çok iyi çalışmam gerekiyor. Keza sen de çok iyi biliyorsun ki senin kaç tane albümün var. Sahne için çalışmalar, hı hı. repertuar çalışmaları, müzik koordinatörün, orkestranla beraber yaptığın provalar bunlar bizim ömrümüzden ömür götürüyor. Ama sadece evde oturayım hadi bir albüm yapalım. Yani bu albüme ben 4 ayımı verdim. Bir şarkı ama 4 ay. Neden? Hep iyi olsun, hep iyi olsun. Şimdi televizyondaki bir sinema filmi çok daha detaylı olması gerekecek. Biraz çünkü tedirginlik tabii, var mı? Sabırsızlık var. Yine sabırsızlık var. Yani hemen olsun istiyorum. Şu an çekimler başladı mı? Bir fragman çekimimiz gerçekleşti. Fakat büyüsü kaçsın istemiyorum ama çok güzel şeyler olacak ve çok sevdiğimiz, çok 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 sevdiğimiz bir büyüğümüz bir onay verecek. Onaydan sonra geçecek inşallah sinema filmi olarak seyredeceğiz. Belki dizi olarak da dizi olarak şu anda çalışmaları devam ediyor. Harika inşallah hayırlı uğurlu i̇nşallah. Olsun. Güzel haberlerle geldim evet. programımıza. Gerçi biz 1,5 yıldır devam ediyoruz. Ben seni birçok kere davet ettim biliyorum, biliyorsun. Ama biliyorum. Bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Evet. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ben çok severim çünkü Tuğba Altıntop efendim. Bizim daha önce de çok eskilere dayanan dostluğumuz var. Oo, kaç yıldan Değil beri. Tuğba Hanım siz de hoş geldiniz. Heyecanı attık mı efendim? Evet attım. Evet şimdi bu yılın trendlerinden bahsedeceğiz. Saçlarda, evet. kıyafetlerde, renkler neler?
neler moda değil mi? Neler evet. trend? Üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Tuğba da tabii ki modayla çok yakından. Evet. Ama yine de kulaklarımı açtım böyle bekliyorum. Tuğba sen çok böyle modayı takip eder misin? Modayı takip ederim. Mesela şimdi bir yırtık pırtık modası bu sene var. İlla moda diye alıp giyer misin? Yok hayatım, ben evdekileri yırttım. Onun değerlendirdim. Sen kolay yola karşın. Tabii, kaç yıldan beri hep aynı şeydeyim, bedendeyim. Esasen 38'di. Ya hiçbir şey de olmuyor maşallah, özür dilerim. Böyle kütük gibi, yani hiçbir eskime olmaz mı, hiçbir sünme olmaz mı arkadaş? Ben bunu en güzel eskideyim dedim. Tabii bir sıkıldım, bir sinirlendim. Ta dedim tut ucundan, başladım kesmeye. Ta buradan ta buraya nasıl kadar. Nasıl olsa moda bu sene. İnanılmaz güzel oldu. Çok da mutluyum. Para vermedim. Ay, eskilerle eskiyi değerlendiriyorsun. Evet, ne güzel. Böyle değil mi? Evdeki kullanmadıkları tabii. kotları ya da pantolonları, bluzları nasıl değerlendirebilecekleriyle de ilgili bugün biraz evet. bilgiler verelim. Evet. Evde bir sürü insanın kotu vardır. Bu sene aynen yırtık öyle. Modası var. Ne yapacağız? Onları alıp makaslarla kesebilirsiniz, yırtabilirsiniz. Tabii ki çok Short güzel bir modası şey. Da var değil Zaten mi? Zaten bizim kadınlarımız çok becerikli, Türk kadınları. Yani her türlü şey yapabilirler diye düşünüyorum. Bence de evet, yaratıcıyız değil mi? Aynen, yaratıcı. daha farklı şeylerle uğraşacağımızı değil mi? Eşleri dedikleyeceğimizi ya da sevgilileri dedikleyeceğimizi dolabımızı açıp onlara dedikleyeceğimizi yapıyorum ben. En güzeli bu. Peki çok bu senin olur. Trendlerinde neler var? Evet, zaten gördüğümüz gibi sizin de üzerinizde çok şıksınız ikiniz de. Teşekkürler, sağ olun. Ekru ve siyah modası çok var. İki sezon önce zaten çok modaydı. Evet, biraz toprak renklerine evet. yine dönüş var değil evet, mi? Evet, toprak renkleri kesinlikle var. Soft tonlar inanılmaz fazla olacak. Aynı zamanda turuncu, yeşil ve bordo tonları da çok fazla olacak. Bunların yanı sıra bu sezon askeri trendler çok fazla. Yani askeri stiller, hı hı. kamuflaj desenleri oldukça hem bayanlarda hem erkeklerde. Tuba Hanım 3-4 yıldan beri var ama daha doğrusu 3-4 yıl olmadı ama 2,5 yıldan beri, 2,5-3 yıla tekabül daha çok askeri böyle özellikli hı hı. pantolonlar, tişörtler. Ben devamlı Almanya'ya gidip geldiğim için oralarda da görüyorum. Aynen öyle. Devam ediyor. Evet. Yani hiç bitmiyor. Her zaman var tabii, değil mi? Eski her zaman her sene tekrar mutlaka moda oluyor. Tekrar yani. Gündeme geliyor. Bir dönem duruyor, tekrar moda olmaya başlıyor. Yani ekoseler de mesela hı hı. bu sezon çok trend olacak yine. Gitti. Daha önce attıklarım gitti. Keşke atmasaydık. Yani aslında şey yapmamak lazım. Bir 3-5 sene sonra mutlaka bir modası geliyor. Şöyle bir kenara aynen atıp tutmak ama bende de hayatım, yok o. Hayatım. Hemen yetmiyor. Bak 3 oda bir salon. Yetmiyor diyorum. Yetmiyor. Bizi alacak adam da yandı. Olmaz ki. Maalesef kadınların böyle bir durumu var değil mi? Sürekli al, yani. al. Artık tamam ver. Sonra gidiyor sonra. Al, tekrar gitti. Al. Bir al bir ver, böyle hayatımız evet. geçiyor. Kamuflaj modası var evet. dediniz. Ekoseler tekrar geri geldi. Hayvan desenleri de tekrar, yani leopar işte yılan deseni ve zebra desenleri de tekrar geri geliyor. Özellikle deri ve kürklerde mesela bu desenleri çok fazla göreceğiz. Bu asker stilinden bahsetmek gerekirse 1940'lardan çok esinlenen tasarımcılar bu sene. Oradan kaynaklanıyor aslında. 1940'lardan. Evet, çünkü şöyle 2. Dünya Savaşı Son sırasında savaş evet Paris Alman işgal altında kalınca tabii ekonomisi zayıflıyor. Dolayısıyla artık o eski şaşalı kıyafetleri kaldırmak zorunda kalıyorlar. Daha az kumaşla, tabii daha az mini etekler, işte daha çok askeri stiller ve işte montları dış giyim gibi giyiyorlar. Bunlardan kaynaklanıyor aslında. O döneminde biz şu anda günümüzde tekrar göreceğiz o stilleri. Hı hı. Böyle trenç kotlar. Tabii bunları dış giyim gibi giyiyor bir de kadınlar. Yani sadece trenç kot giymişiz gibi bir görsel oluyor. Bu da oldukça fazla. Botlar mesela oldukça evet, fazla botlar olacak. Botlar değil mi? Çok rahat. Çok güzeller. Şimdi şöyle topuklulardan botlara geçmek çok büyük bir rahatlık olacak. Evet, biraz daha olur. Rahatlık mı şu tabii dönemde ki. Moda diyebiliriz? Evet, rahatlık. Daha yani. Salaş, daha rahat giyinmek. Yani yurt dışında birçok ünlünün fotoğrafına baktığımda işte ellerinde çocukları tabii. altlarına yırtık pırtık kotlar, üstüne bir tişört, bir deri mont giyip normal evet. günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Aynen öyle. Trend burada bu mu? Yani aslında yani zaten her zaman olacak. Hani rahat hissettiğiniz kıyafet sizin için doğru olan, yani trend olan değil de hani rahat hissettiğiniz kıyafeti kendiniz daha iyi taşırsınız zaten. Hani o ışığı dışarı daha iyi verirsiniz. O yüzden her zaman böyledir. Ama bu sezon gerçekten bunlar söylediğiniz gibi daha da fazla. Yani işte botlar, yırtık şortlar. Hem de stil sahibi oluyorsunuz böyle giyindiğiniz zaman. Ay sorma, ay sorma. Yani daha farklı ve stil sahibi olmuş oluyorsunuz. Dün gittim bir alışveriş merkezine. Gitmem bizim o tarafta var ya. Gitmem bir 40 dakika aldı zaten. O meşhur tüm olan. Dolandım şöyle bir ateş etrafını. En sonunda girdim.
aman Allah'ım, bit pazarı gibi her şeyi yere atmışlar. Ya bizim şu alışveriş yapan arkadaşlarımız da biraz daha hanımefendiler, beyefendiler dikkat etse değil mi? Çalışanlara sonuçta yazık, oradan günah. Hem çalışanlara yazık hem de biz onları alıyoruz, giyiyoruz, içeride deniyoruz. Yani alıp da yere atmak ne demek? Pazardan beter. Pazar bile daha değerli toplu. Yazık dedim. Alışverişimi yapmak için bir mağazaya girdim. Orada Can diye bir genç çocukla tanıştım. Can beni baştan aşağı değiştir dedim. Çocuk şaşırdı kaldı. Giydir yani anlamında dedim. Hani öyle bu kızım baştan bana falan diye. Tabii. Can getirdi, onu getirdi, bunu getirdi derken ben alışverişi yaptım. Yalnız dedim üstümdekileri de çıkaracaksın. Bak ben de böyle bir kadınım. Giyiyorum üstümde kalıyor. O zımbaları bilmem ne değil üstümde. Giyip tabii kasaya. Kasaya. Kasada oranı dön. Orayı aç, burayı aç. Tamam çok teşekkürler deyip çıktım. İnanılmaz kalabalıktı. Çok... Genelde peki alışverişin... İndirim yok ama. Bak indirim yok. Yeni sezonda inanılmaz alışveriş yapıyorlar. Şimdi tam mevsim dönüşü evet, olduğu için öyle. Değil mi? Hanımlar bayağı bir alışverişe dolaplarını çıkıyorlar. Dolaplarını hazırlıyorlar. Evet. Aslında gardıra. Şöyle de bir alttan şöyle bir laf geçirmek istiyorum. Ekonomimiz gayet güzel ve düzgün. Bir yani anlamda. Alışveriş çünkü merkezlerine baktığımızda full. Ekonomik sıkıntı bak, diye bir şey yok. Arabalar full, sokaklar insan kaynıyor. Bir şekilde bir yemek, bir alışveriş ufak da olsa muhakkak bir şeyler yapılıyor. Demek ki ekonomi gayet güzel. Herkes bir problem yok diyorsun. Kıyamet kıyamet diyor da yok yok ben ama çok iyi gözlemciyimdir. Şöyle de bir durum var, kadınlar yani ne yapar ne eder yine de giyinir. Hani durumu kötü olsa da bir şekilde tabii, biriktirir. Mutfak masrafından kısar, oradan kısar, buradan kısar, harçlığından kısar mutlaka değil mi? Aynen. Kıyafetinden evet, kısmaz. Yani çünkü kadın bunun için yani özellikle hani bunun için hazırlanan. Peki alışverişte nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi hanımlara ne tavsiye edersiniz? Evet, şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela kombin yapmakta zorlanıyor kadınlarımız bu dönemde. Evet, en büyük sıkıntı evet, bu zaten kesinlikle. Değil mi? Onu al 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 al. Evet, evet birbirine kombinleyecek, kombinleyecek bir şey yok. Bu sefer tabii. Hadi kombinleyecek bir şeyler al. Evet. Önce ne yapmak lazım? Bir gardırobu açıp hani kıyafetleri iyice bir gözlemleyip ondan sonra mı alışverişe çıkmak lazım? Şöyle çok mesela gardıropta olması gereken çok önemli parçalar var mesela. Nedir bunların, olmazsa olmaz? Mesela beyaz gömlek. Mutlaka evet, siyah pantolon, kalem klasik. Etek, siyah elbise. Hani bunlar mutlaka olma, trench coat, deri ceket. Tamam bak onlar var. Sonra onlar da onlar cepte. Götüreceğim. Adresini de alacağım senin. Onlar cepte. Tamam. Peki başka? Bunları yani her zaman giyebileceğiz. Bunlar kurtarıcı ürünler. Zaten hiçbir şey bulamazsanız ay, giyecek. Değil mi? Genelde hiçbir şey bulamadık. Siyah pantolon, beyaz gömlek. Aynen öyle. Giyip çıkabilirsiniz. Yani hiçbir şey bulamadım. Geldim oluyor ya. Hayır. Hayır. Rica ederim. Yani ben de siyah pantolon sürekli giyiyorum. Yani şu pantolon üstüne gömleğimi değiştiriyorum. Aynen farklı öyle. Renklerde. En şık olanı. Olmazsa yani, olmaz değil mi? Aynen, siyah pantolon, aynen kalem öyle. Etek. Evet, elbise. Belki bir siyah ceket. Aynen öyle. Tabii ceket evet çok önemli. O da olmalı. Yani mesela bazılarında çok moda olduğu zaman bir şey onu alıp dolabımıza koyuyoruz ya. Sonra hemen onu ya giyemiyoruz, kombinleyemiyoruz. Çünkü çok trend. Trende uydurdukları için bazı şeylere alıyorlar kadınlar satın alıyorlar 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 ama işte birbirleri uyduramıyor. Yani bundan vazgeçsinler, klasik parçalar kullansınlar. Benim önerim kesinlikle bu. Her zaman giyebilecekleri klasik. Yani gömleğin birçok tasarımı var. Birkaç tane tasarım gömlek alabilir. İşte bluz alabilir. Yani böyle modaya uyacağım diye abuk subuk şeyler alıyorlar. Kesinlikle. Yani onlardan vazgeçmeleri lazım. Ay, kesinlikle. Çok kilolu mesela hanımlar bir bakıyorum tayt giymiş üstüne kısa açık kazak giymiş. Olmuyor. Evet olmuyor. Değil mi? Yani biraz da göz böyle. Göz zevki bozuluyor. Yani beylerin, bayanların daha çok. Çünkü bayanlar daha çok değil mi? Ne giydi? Neyi neyle kombin etti? Şimdi mesela ben geldim hemen inceledim. Pantolonun harika. Yanlarda taşlar var. Ayakkabı evet, süper. Gömlek süper. Takılara baktım. Hanımları daha çok gözlemliyor. Değil mi? Aslında çok hani doğru. Beyler için giyiniliyor gibi tabii. Görünüyor ama hayır, hanımlar daha tam çok. Tam tersi aslında. Bayan bayan için aynen giyiniyor. Aynen öyle. Bayan bayan için giyinir. Çünkü gerçekten bayanları anlayan bayandır zaten. Yani erkek de anlar. Ama bayan daha çok anlar tabii ki. Onun da ilgi alanı. O yüzden kesinlikle bayan bayan için giyinir. Tuğba peki marka takıntın var mıdır? Yok hayatım. Yok. Hani gideyim böyle en ünlü markaların o dünyanın parası çantalarına, yok ayakkabılarına, yok, hayır. Dünyanın parasını harcar ya hanımlar. Bu bir dönem. Böyle bir takıntıları vardır. Bak olmadı dersem yalan olur. Sonuçta görenler diyecek ki yalan söylüyor bu kadın. Bir ara oldu. Yani bir kota 500-600 milyon verdiğim oldu. Bak yalan günah, değil. Değil işte bir monta 1,5 milyar verdiğim oldu. Ama bunların hepsi çok geçmişte kaldı. Yani 2004-2003 çok inanılmaz fuzuli bir masraf olarak görüyorum. Çok da Allah'tan özür diliyorum ve bir daha yapmamak üzere tövbe ettim. Aldığım her şeyin çok uygun, cebime uygun. Devamlı giyebileceğim ürünler olmasını tercih ediyorum. Ama önceden o hataya tabii ki düştük. Düşenler de vardır. Ama benim öyle bir lüks takıntım yok.
Yok, değil mi? Hanımların genelde var. İşte bir şey pahalıysa çok kalitelidir anlamına geliyor onlar için. Ama evet, benim de öyle. Çok marka takıntım yok. Hani yok, güzel olan ya da bana yakışan ne varsa tabii hani ki bazen yapıyoruz ama işte çantada, ayakkabıda böyle iyi olsun, kaliteli olsun. Şimdi canımız, biraz markaya önem veriyoruz ya aslında. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş hesabı. Bazen öyle bir ayakkabı alıyoruz ki bazı yerlerden. Ayağımız en önemli yer ayak. Yani bizi taşıyan aynen, gün boyu ev rahat etmesi gereken değil mi ayaklarımız gidiyoruz, aslında? Gidiyoruz çok ucuza. Ay diyoruz ki tamam artık güzel yeter bıktım falan hani şu paraları vermekten 300-500'leri tamam hadi alalım diyorsun alıyorsun. İki saat sonra evet, insanlardayım ben ayakkabı lazım diye. Gidiyorum aynı gün ikinci çift ayakkabımı alıyorum yani. Ne oluyor? Yok en önemli olan şey güzelliğimizdeki kullandığımız işte kremlerimiz olsun vücudumuzla alakalı olan. Ve ayakkabı çok önemli. Bak evet, çanta filan onların hiçbir tanesi ama ayak çok ama önemli. Ama ayak çok önemli. Sağlığı iyi, kaliteli kesinlikle olması önemli. Çünkü o oradan her yerimizde gittiği için ayakkabı ortopedisi çok önemli. Bence de öyle. O yüzden kaliteli almak gerekir. Aha. Yani insanların bütçesi el verdiğince en iyi şekilde yani ayakkabıya önem vermeli. Kesinlikle. Gerçekten çantalı takılar filan o kadar önemli tabii değil ki benim için. Yani. Arkadaşlar bizim bir de mutfağımız var biliyorsunuz. Gördüm, sabırsızlıkla bakıyorum. Güneş Hanım sabırsızlıkla bizi bekliyor. Ben şöyle bir mutfağa uğrayıp istiyorsan gel beraber gidelim. Tabii, bakalım Güneş Hanım bize bugün ne yapacak. Güneş Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün börek siz de yapacak hoş geldiniz mısınız? Pınar Hanım, duyduğumuza mutfağıma göre sizi daha önce evet, konuk etmiştik. Hatay mutfağından bize güzel evet, örnekler evet, vermiştiniz. Toprağım Hataylı. Ya evet. Güneş Hanım. Bu arada tekrar hoş geldiniz diyorum. Siz mutfağıma de efendim. Ispanaklı sarma börek yapacağım. Ispanaklı sarma börek. Çok güzel tam kış mevsiminde. Fırın hamuruyla yapıyorum yalnız. Evde de açılabiliyor o hamur ama ben bunu daha tabii hoş ve lezzetli hamuru oldu. Evet. Bildiğimiz süper ekmek hamurunda. Evet. Yani daha ama lezzetli. Hanımlar bunu evde de kendileri mayalayıp yapabilir, açabilirler. Yapabilir. Nasıl ama yapacağız? Daha hoş. Bunu ıspanaklarımızı doğruyoruz. Şöyle doğradığımız gibi. Onun içine bir şeyler katılmış galiba. Şurada bulunan çökeleğimiz var. Çökelek. Ve tuzlu yoğurt bir kaşık. Şu tuzlu yoğurdumuz. Şu çökeleğimiz. Şu tuzlu yoğurt dediniz de hani normal bizim marketten aldığımız yoğurt mu hani o? Yok. Bu yoğurttan kaynatılma yapılan. Bildiğimiz yediğimiz yoğurttan kaynatılarak evet, pişirilen. Ha. Salça şeklinde pişiriliyor. Kaynatılıyor aa, ve tuzlu yoğurttur. Kahvaltılarımızda çok güzel. Ne yapacağız? Ben ne Hatay'dan yapacağız getirmiştim. İşte Hatay'a selam olsun. Vermezsen ben evde nasıl yapacağım o tuzlu yoğurt? Her yere selam olsun da şey ben getiririm size. Ekran başındaki izleyicilerimiz o zaman ne yapacak? Satacağız. Mecburen bir tuzlu yoğurt açar satarız. Tuzlu yoğurt ufak ilk defa duyuyorum. Nasıl kaynatılıyor tuzlu yoğurt, mu gerçekten. Kaynatılarak salça gibi kaynatılarak yapılıyor. Normal yoğurdumuzu enteresan kaynatıyoruz içine tuz atarak. Sonra? Sürekli karıştırmak üzere koyulaşıncaya kadar. Salça evet ocakta büyük böyle kazanlarla fukur, salça kaynatır gibi. Evet. Fukur fukur olunca evet, kapatıyoruz dinlenmeye yaptık da alıyoruz yani şimdi yapmıyoruz ama hazır alıyoruz. Dur ben bak böyle bu arada tarif alıyorum farkındasın. Fukur fukur dur şimdi bunu kaynıyor altını kapatıyoruz soğumayı alıyoruz sonrasında evet, donduruyor muyuz? Bir gün dinlenecek bir gün ertesi günü onu bayağı soğuduktan sonra ama bayağı katı olacak biraz yani. Hmm. Biraz bunun sıvısı olacak kadar çok yani, az. Yani akışkan hani salçamız biraz nasıl seriyoruz güneş tabii, altında tabii, kuruması için. Hı-hı. Hani o kuruma kıvamına gelir gibi olduğunda peki onu böreğin üstüne mi süreceksin, içine mi süreceksin? Nasıl olacak? Bunu böreğin içine koyuyorum. Şuraya. Böreğin içine. Doğradığımız ıspanakların içine. Biz giderken çökelek ben biraz miyiz? Şey yaptım. Program bitene kadar tamam, Güneş Hanım pişirecek. Afiyetle yiyeceğiz evet, efendim. Şöyle içine alıyorum Pınar Hanım böyle. Onu karıştırıyorsunuz gibi, evet, değil mi? Evet aynen çökelek gibi. Çok lezzetli. Soğan var mı peki o ıspanağın içinde şu anda? Evet soğanımız olacak. Şimdi evet, mutfaklarım çok iyi ya ben gördüğüm sen zaman. Sen güzel yemek yapar mısın? İşin analizini şu soğanımız an olacak kavuracağız soğanımızı sen da içine. Sen bir Adanalı biber, olarak değil mi? Tabii mutfakta. Dayanamam ben. Bir dönem böyle bir restoran dışına falan da girmişti. Evet babamın devam restorantı ediyor mu? Şu anda yok. Çünkü babam rahatsızlanınca Ceyhan'a gitti. Ama önümüzdeki yıllarda bir projem var. Tekrar ben düşünüyorsun. Ben kebapçı kızıyım. Ben restoran ya, olmazsa yaşayamam Pınar. Kebap olmazsa yaşayamam diyor evet, musun? Evet gerçekten. Yani mahvolurum. Biterim herhalde. Kebap da ay hele Adana kebap değil mi? Sus of, aklıma of, geldi yine. Acılı acılı. O salçamız. Salça biberimizi de katıyoruz. Malzemelerimiz şu anda ekranlarda efendim. Ispanaklı sarma börek yapacağız. Evet. Ispanak, soğan, biber salçası, pul evet, biber, kimyon, çekelek, tuzlu yoğurt, zeytinyağı, zahter. Şöyle ya, bir bizim zahterimiz var. Daha yetişen. Zahter dediğiniz yabani hattaki. Kekik deniyor ama bu yabanisi.
Daha da yetişen. Heh, yani diğer tamam. kekikle aynı değil. Bakın aroma. Yaprakları bile evet, ince. Benim bir arkadaşım bu zahteri salata niyetine şöyle koca bir evet. tabağı ye. Evet. Ondan sonra hastanelik oldu Aa. Tabii. Biraz mideyi reflü olanlar Ama için. Ama onun tuzunu alacak. Onu yıkayacak. Tabii, reflü tuzda, eğer midede çok büyük bir problem tuzda varsa. Tuzda ovalayıp acı suyunu aldıktan sonra salatası yapılacak. Yok öyle yapılmıştı zaten ama çok biraz yemiştir. Fazla yemiş hayatım. Bir de alışmamış. Mide de alışmamış. Bazen dengesizliği var ya bizim arzu altın taş efendim arzu yok. Biz bunu, kaynatıyoruz mideye son... iyi geliyor. Soğuk algınlıklarına iyi geliyor içiyoruz. Yok reflü olunca işte. Ha, biraz da fazla ben kaçırınca. Bende de var ama az evet. Az arzu en son başka bir şeyden zehirlenmiş. Onun böyle olayları çok var. Evet Arzu Altıntaş bizi seyrediyor efendim. Ona da Arzu ekran başına gel. Reklamlar deneyeceğim seni. Yani o ekran başına yapsa. Şu anda. Tamam yapsa Arzu yapar dedim ben zaten. Yok benim Nur diye bir arkadaşım da ama Arzu'nun da böyle maceraları var efendim. Arzu her ne gördüğünü atlayan olduğu için. Olaysız bir günü yok efendim. Değil mi? Ne zaman konuşsak mutlaka başına bir şey geliyor. Şu anda hır şekliyle bana bakıyordur eminim. Şimdi zahteri de karıştırdık. Ispanak, evet, çökelek karıştıracağız bunların hepsini ve yoğurdumuzu de. Karıştıracağız. Evet, sonra evet. soğanımızı da koyacağım şimdi. Hamurumuzu içine. Açıp evet. Hamurumuzu açıp tepsiye dizeceğim. Fırına vereceğim. Afiyetle yiyeceğiz. Kaç evet. dakikada olacak bu? Fırında kaç dakika kalacak? Yarım saat 40 dakika en fazla saat. Kalıyor. Fırının normal sıcak ayarlı 160-170 derecede olduğu zaman yarım saat 40 dakika. Daha harlı ateşte de çok gerek oluyor. Tabii. Evet, tabii. Biraz daha birden pişmiş olması lazım. Ama ısıtılmış fırına koyacağız değil mi bunu? Evet. Hani 160 derece ısıtılmış fırının içine evet, koyacağız. Evet 150-160 yani işinizi yapıncaya kadar ona göre ayar yapacağız. Program bitene kadar olur diyoruz. O zaman biz böyle geçiyoruz. Tamam. Sunar Hanım, siz de böreğinize devam edin. Ispanaklı sarma börek yapıyoruz efendim. Biz de iki Tuğba ile sohbetimize devam edelim. Evet, trendlerden bahsettik, modadan kıyafet. Bahsettik değil mi? Çok Ay güzel. Hanımların zaten en sevdiği bölüm değil Tabii. mi? Peki bu saç modellerinde renkler falan bu Hı. sene böyle bir sarı var Senin mı mesela? Çok beğeniyorum ben. Hem evet, saçının rengini hem saçının kesimini çok güzel. Çok güzel maşallah. Bu da benim trendim. Gerçekten evet. çok güzel. Sana zaten çok yakışıyor. Yani trend var mı yok mu bilmiyorum ama ben gerçekten hani saç konusunda böyle çok takip etmiyorum. Kendime yakışan modeli Tabii. bulup o konuda böyle istikrarlı bir şekilde Kesinlikle. Devam ediyorum. Artık böyle gider benim. Çok bir 3-5 yılda Maşallah. Gider. Teşekkür ederim. Sen de sarıydın bir dönem. Bir ara evet sarıydım. Sonrasında bir böyle saniyelik bir kararla hemen saçlarımı kahve yaptırdım. Şu an böyle bir bal köpüğü. Alt sarı olunca evet, üstüne açılıyor. Kadar kahve yaparsınız zaten. O yaparsam yaptım. Ama şu anda çok farklı bir renk olmuş. Evet güzel oldu. Güzel olmuş. Soruyorlar mı saçını? Bana soruyorlardı. Diyorum sarı ne bileyim işte sarı. Ben direkt kuaförümün adresini veriyorum. Yani oraya gidin o anlar diyorum çünkü ben neresini anlatayım senin o altın öyle üstün Direkt adrese teslim. Hadi diye. Daha kolay yok. Tabii en doğrusu orası. Peki saçlar kısa saç modası var kesinlikle bu sezon. Mi? Evet inanılmaz fazla olacak. Erkeksi kısa saçlar özellikle. Erkeksi. Evet. Daha da kısa. Bade işçil yaptı değil mi? Evet. Ne kadar da yakışır. Çok yakışır. Bir dönem ben de öyle yaptım. Çok kısa geldi. Ondan sonra uzattım tabii ama yine yakıştı. Yapılabilir diyorsunuz. Evet evet yapılabilir. Zaten hani söylediğiniz gibi yani kadına ne yakışıyorsa doğal Kendini olan nasıl aynen öyle. Olur. Ya budur yani trende bağlı kalıp da çok fazla hani bu sezon bu trend deyip hani o saçı size yakışmıyorsa Hı-hı. eğer onu yapmayın. Hani o doğru değil zaten. Hı-hı. Yani size en doğal görüneni, en yakışanı hangisiyse o sizin için doğrudur zaten. Tuğba Hanım bu arada siz dizilerde de styling yaptınız. Dizilere şey verdim, ürünler verdim. Hı hı. Ve hani dizilerin tasarımcılar için inanılmaz bir reklam olduğunu düşünüyorum. Hangi dizilerde bunlar? Bildiğim kadarıyla Adını Feriha Koydum evet, dizisi vardı. Aynen öyle. Çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşım Esra Erol'u da giydiriyor musunuz? Evet. Değil mi? Şu dönemde çok devam ediyor mu de. Yoksa daha önce miydi? Daha önce çalışma? Giydirdim. Şimdi bir ara verdik ama tekrar çalışırız. Zaten çok seviyorum kendisini. Değil mi? Esra'yı ben de çok seviyorum. Buradan çok tatlı, sevgilerimi evet. yolluyorum. Çok evet şu anda da görüyoruz görüntülerimizi. Bu kıyafet maşallah. Sizin tasarımınız mı? Efendim? Bu kıyafet sizin evet, tasarımınız evet. mı? Evet, ikisi de benim. Çok Siyah da güzel ağırlıklı. Taşıyor zaten. Evet Esra da bu ara bayağı bir zayıfladı. Evet çok. Çocuktan sonra giydiği çok bütün kıyafetleri evet. gerçekten çok güzel taşıyor. Aynen. Taşımak çok önemli değil mi Tabii kıyafeti? Tabii ki çok önemli. İşte kendinizi iyi hissederseniz giydiğinizde, mutlu hissederseniz o zaman çok iyi taşıyorsunuz. Bu bununla ilgili Hı-hı. bir durum. Yani siz mutlu hissediyorsanız kendiniz içinde harika taşıyorsunuz. O ışığı dışarı veriyorsunuz. Tasarım da güzelmiş. Evet. Peki böyle bir çalışma yaparken
Esra Erol'u tabii ki önce tanımanız lazım değil mi? Çalışacağınız kişiyi tanımanız lazım. Neleri sever, neleri sevmez ya da vücut yapısı. Böyle bir çalışma yapıyor musunuz? Tabii ya da ki. Nasıl bir çalışma uyguluyorsunuz? Müşteri olarak konuşursak eğer müşteri bana geldiği zaman ona güzel bir kişilik ve vücut analizi yapıyorum öncelikle. Çünkü çok önemli kişinin vücudunun nasıl olduğu. Yani herkes dört dörtlük değil. Yani kimse dört dörtlük değil aslında öyle söyleyeyim. Çünkü kadınların göstermek istedikleri yerleri var. Göstermek istemedikleri yerleri var. Yani gözükmemek gereken. Bizim yapmamız gereken önemli şey kadını en güzel yerlerini ortaya çıkarıp sevmediği yerleri de kamufle etmek. Sevmediği yerleri hemen kapatmak. Hemen bir örnek versem. Mesela tabii benim boyum olsa işte 1.55 civarı. Hı-hı. Hayal et beni 1.55'e çek. Aşağıya çek. Üstüm medium olsa da altım large olsa yani biraz daha geniş kalçalı böyle biraz daha büyükçe hafiften bir armut göbeğinin biraz armut daha fazlası. Dur işte mi? Ben şimdi hayal ediyorum. Acaba olsa da böyle hatunun da kolları biraz böyle hafif hafif dolu dolu olsa. Ne önerirsiniz? Mesela nasıl bir kıyafet tarzı olmalı? Çünkü hep bizim biliyorsun Anadolu'da ki hatunlarımız annem de etli butludur yani sonuçta. Evet Türk kadınları da biraz böyle balık eti. Balık eti. Alçalı. Annem de seviyor. Annem zayıflamaya başladım. Tamam seni seviyorum. Ben de yine de ben öğreneyim istiyorum. Yine de bilelim. Nasıl oluyor? Zaten beli önemli aslında kadının. Yani beli ince olduğu zaman, beli ince gösterdiğiniz zaman diğer yerleri kapatmak daha kolay. Yani beli oturup belden sonra bol gelen bir kıyafet her zaman kalçayı örter zaten. Boyu uzun göstermek için de mesela yere kadar sürünen bir etek ve yani altına topuklu ayakkabı giyer ama ayakkabısı gözükmez. O zaman o ayakkabının boy uzuyor mu o zaman? Yani ayakkabının yüksekliğini de kendi boyuna katmış oluyorsun. Hani gözükmediği için. Evet. O şekilde olabilir. Mesela şu anda yaptığımız şey örnek olarak böyle olabilir. Bu sene zaten uzun etek modası da var evet, değil mi? Evet var kesinlikle. Her sezonda. Yani boyu uzatmak için daha uzun yani etek yere giyip. Kadar ya da pantolon da diyebiliriz. Hani yerle öpüşen bir kumaş olmalı. Tabii. Ayakkabınız gözükmemeli. Boy uzuyor. Ve yüksek bel de boy uzatır mesela. Şu anda Tülin Şahin'in de görüntülerini gördük. Aynen. Tülin Şahin'le de çalışıyorsunuz herhalde. Onu da çok beğenirim. Yani ben de çok beğenirim. Çok güzel bir bayan değil mi? Yüksek belli pantolonlara bayılıyorum ben. Yüksek evet yüksek belli. Daha mı uzun gösteriyor? Aynen öyle. Bedeni kısaltıp boyu uzatır. Kesinlikle katılıyorum. Peki, bir de şunu da söyleyeyim size. Basenlerin çıkmasını engelliyor. Yüksek bel şimdi pantolon. Mesela bakın şöyle hep bu yeni genç nesile bakın. Daha ufacık yaşlarında olmalarına rağmen kenarlarda bir basen vardır. O basen bölgesi de tam simitler. Şurası ya. Tam simitler, şurası. Evet. Halbuki bizde önceden çocuk yaptıktan sonra onlar çıkardı hani. Şimdi daha erken yaşta evet. Çıkmaya neden? Çünkü başladı. O kadar çok aşağıda ki kotlar ve pantolonlar ister istemez hemen yanlardan onlar yukarıya doğru çıkıyor. Aynen öyle. İşte o yüzden aslında yüksek belli. Onları kamufle edecek yüksek bel giydim daha zayıf görünecek. Ben kızlarım yüksek belli giydiriyorum işte o yüzden. Düşük bel giymiyorlar mı? Ben istemiyorum. De sevmiyorum ya. Ben istemiyorum yani. Şık. Çünkü biliyorum ileride basen yeni çıkacak. Yeni nesilde maşallah değil mi ne kadar düşük bel pantolon varsa giyiyorlar. Giyiyor. Yine moda var mı? Düşük bel modası. Ya aslında artık yok. Artık yüksek bel daha trend. Evet. Herkes artık daha bilinçlendi diye. Bence de hanımlar, gençler yüksek bel giyiyoruz, düşük bel giymiyoruz. Evet. Bu sene trend bu. Sohbet çok güzel gidiyor ama bir reklamlar tamam. Diyeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Şöyle bir kapağımıza da bakalım. Oo, fotoğraf çok güzel. Teşekkürler. Şöyle göstermek istiyorum. Kim çekti fotoğrafları? Fotoğraflarımızı Taha Karaoğlu çekti. Taha Karaoğlu basın danışmanım. Kendisi de şu anda Zat-ı Muhterem orada. Bayağı bir kilo verdi. Seni alkışlıyorum. İstikrarlı gencim benim. Kaç kilo verdi? Bayağı bir yaklaşık zayıflamış. Yaklaşık 15-20 kilo verdi. 20 kilo. Ama gerçekten. Her şey benim azmimle oldu. Çünkü onu havuza sokuyordum. Başında bekliyordum. Evet, evet böyle burada bir trend Tuğba Altıntop görüyoruz efendim. Şortlu, evet. Tişörtlü, altında güzel çizmesi, bir evet. Bot. Çok rahat. Bence muhteşem. Aynen yaz öyle. İçin ideal bir kıyafet değil mi? Ama kışın da şort modası var. Yanılmıyorum değil mi? Var. Altına muz çorap giyerek. Yani nasıl yapılacak bok şortlar ya? Muz çorap. Bence giymeyin altına. Yok ya muz çorap giymeyin. Olmuyor mu? Yok yok. İnce çorapla da kışın donarız ayol. O zaman işte farklı bir şey şimdi söylesin. Bak şimdi çorap buraya kadar mesela çorap giyilebilir. Onlar da çok trend. Diz üstüne kadar çorap. Yani şuraya çok kadar. Kısa bir öyle bölüm. Mi? Tabii.
Yani aslında şort gibi ürünlerin altına çorap değil de hani daha trendi yakalamak için işte buraya kadar kalın çoraplar giyilebilir. Evet. Yüksek çizmeler giyilebilir dizüstü. Onlar da çok trend. Onları da hiç sevmiyorum. Yani güzel olanı. Ya da düz topuksuz yani aynen. Bir çizmeyle ama yine de hani ama yüksek, ince çorap, ama çorap yukarıya kadar çekilmiş olması çorap gerekiyor. Çorap gibi çizmeler de var evet. Mesela bu sezon. Aa. Çorap gibi giyip. Yani altına kadar. Şortların altına muz çorap giymeyin diyorsun. Bence özellikle giymeyin. Kot şort varsa mı? Evet. Yani çok herhangi bir şortun altına. Giymesinler. Giymeyin. Olmuyor. Bak giymeyecek biziniz. Olmuyor öyle. Ben yanlış biliyormuşum. Grafik tasarımını o arada ben yaptım arkadaşlarımla beraber. Grafik mezunuyum. Dedim ki hadi şöyle. Bir çalışma yapalım. Tamamen çok sade. Nerede fotoğrafı aynen. Çektiniz? Hadımköy'de çekildi benim klibim. Çok güzel bir manzara var arkada. Klipten zaten görüntüler bunlar. Harika. İnşallah bahtı yolu açık olsun. İnşallah makyaj hayatım. Falan da çok güzel. Teşekkürler. Gözleri ortaya çıkaran bir makyaj. Kafasına göre giden bir kadın yani. Sevgilisinden ayrılmış ama çok mutlu. Kafasına göre giden bir kadın. Nerede akşam vallahi... orada sabah senin şarkın gibi. Ama sen pek öyle yaşayan bir insan değilsin. Değilim. Hani nerede akşam orada sabah geziyim Tuğba, işte. Tuğba nerede gece. Evde. Evet yani ben seni ne zaman konuşsam ya da Arzu'yla evet. Ne zaman sohbet etsek Tuğba ne yapıyor? İşte evde, evde. Ne yapsın? İşinde gücünde konser olursa gidiyorsun. Aynen iş varsa iş anlamıyla evet. Değil mi? İş icabı evet. Genelde çünkü çıkıyorsun İstanbul dışarı. İstanbul trafiği malum hepimiz biliyoruz stres. Ya da tüm günümü dışarıda geçireceksem tüm toplantılarımı aynı güne almayı tercih ediyorum. Hı hı. Yani beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Her gün dışarıya çıkmak benim sinir katsayım yukarıya çıkıyor. Bir yere yetişemiyorum. Evet, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Onların yanına gittiğimde elim ayağım titriyor. Biraz da hafif panik atak başladı galiba. O yüzden öyle şeyim mi? Böyle tedirgin oluyorum. Her gün sokakta olmak açıkçası işime gelmiyor. İşim itibariyle sokakta olmak bence en de güzeli. En güzeli. Zaten ben de ev yaşamını çok tabii. Seviyorum. Sen de aynen, evcimen çok bir insansın. Ev şimdi bir sürpriz yapıyoruz. Bir telefonumuz varmış. Öyle mi? Alo. Alo. Anam. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Evet. Sen tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Arzu Altıntaş. Ay biraz önce bahsetmiştik. Arzu Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Beni rezil ederken çok mutlu oldunuz mu ki? Hayır. Şu anda mutlu değiliz tabii ki bu telefondan sonra. Niye bağladık diye sorarmışım. Ben biraz önce bahsettiğimiz Arzu Altıntaş işte. Bu ama Arzucuğum oradaki Pınar'da değil tamamen. Sen bana gel. Böyle bu tarafa. Rahat, bana gel. Bu tarafa alıyoruz. Hiç günah yok. Çünkü bu tip enteresan olayları benim kafamda canlandırdığım tek insan vardır. Arzu. Arzu'dur. Evet. En son Slit Bank'i makinesinin içini temizleyip üstüne de tostu yapıp yiyen bir insan olarak tabii. Yani senden bahsetmemek mümkün mü hayatım? Seni es geçemem. Seni es geçemem. Altıntaş gerçekten bizim camiamızda çok önemli bir isim. Evet. Çok iyi bir basın danışmanı. PR uzmanı. Çok iyi bir dost. İyi bir dost. Efendim işinin yanı sıra da çok güzel dostluğu olan bir isim. Bizler için öyle. Canım benim. Seni seviyorum. Bunun üstüne ne söylersin Arzucuğum? Canım şimdi bunları söylediniz ama yumuşamadım tabii ki de. Seni ben... seviyorum. Boyu da 1.55 değil bu arada 1.70. Az önce telefonla konuştum. intikam için aradım. Şimdi Tuğba Altıntop'un ve Pınar Dilşeker'in dinleyicilerine, izleyicilerine bir iki tane onların sırlarını vereceğim. Dur bakayım söyle de. Biz yalanlarız. Tuğba Altıntop. Önce tabii ona daha çok sinirliyim. Ondan başlayayım. Hiçbir şeyden korkmaz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Azerbaycan'a gidiyorduk benim bir organizasyonum için. Aha. Uçak düştü düşecek. Bütün millet çığlıklar içerisinde. Tuğba ayağını uzatmış ön koltuğa. Böyle yapıyor. İyi oldu diyor. Sallanalım diyor. Bana iyi geldi bu uçak diyor. Böyle bu derece. Böyle bir rahatlık var diyorsun. Türbülans uykumu getiriyordu iyice. Uçak düşüyor sen orada uçak. Uyuyorsun. Lan, düşecek. Düşün uçak havada herkes şehadet getiriyor. İyi oldu. Zaten diyor. Bir şekilde var, düşecek. Yani düşecekse düşecek diyor. Aman diyor bırakayım keyfime bakayım. Güzel bu da zaten kolay yaşlanmazsın hayatım sen. Ya hayatım Bakü inerken zaten pilot aynen şunu diyor yanındaki hostes. Teyyare düşüyor diyor yani. Düşüyor. Uçak düşüşe geçti. Yok değil. Teyyare düşüyor diyor direkt. Ben de rahatım. Şimdi bununla da değil. Bitmedi Pınar'cığım. Hani evet. Bunun deliliğinin bir sınırı yok. İkincisi Tuğba bir hafta önce nereden gelmiş ona bir sorar mısın? Türbeye bir hafta gitti önce... uyumaya.
Nereden geldi? Türbede ölülerle uyudu sabaha kadar. Bir de bana da diyor sen de gel diyor. Konya'ya gitti. Ondan sonra ben türbede değil sabaha kadar uyumak. Akşam 5'te türbeye girsem hava kararsa çıldırırım yani. 3 gün hastanede yatarım. Bundan haberim yoktu. Türbede mi uyudun? Yani. Evet evet bir sor bakayım nereden gelmiş buraya? Konya'dan geldi. Şems Tebrizi ve Mevlana Hazretleri'ni ve Ateşbaz Efendimiz'in türbelerini ziyaret ettim. Ne güzel Allah kabul etsin. Evet, annem, ama bir de annem de uyudu lütfen bu kısmı atlamayın. Yanımda değildin, uyumadım bir kere. Kadar. Uyumayı çok niyetlendim ama uyuyamadım canım. Müsait değildim. Ama işte ziyaretimizi yaptık. Sabaha kadar. O arada hafif bir kestirdin herhalde. Namazımızı kıldık, dualarımızı ettik, Yasinlerimizi okuduk. Oradaki arkadaşlarımızla muhabbet ettik. Sema gösterisi vardı, onları seyrettik. Güzel, çok güzel geçti. Darısı inşallah arzum seni alıp götürmede. Bak ben sana neler yapacağım orada. Sen Arzuyu böyle konuş. Uyutma orada. O zaten uyuyamaz. Sen konuş, ben yapacağımı biliyorum canım. Eyvah bugün dökülüyor. O zaman hemen atıyorum. Pınar benden daha korkaktır. Pınar'la ilgili anekdotlarını söylüyorum. Pınar inanılmaz özlektir. Bir gün havuzda Mertel'in kafasına ufacık bir şey olmuş. Ağacın parçası girmiş. Oğlum! Dibine kaldı. Evet doğru. Ama ben normalden çok panik. Evet doğru. İnanılmaz. Bir de Pınar'la ilgili şunu da söyleyeceğim. Şimdi cumartesi pazar programı yapıyor ya, cumaya kadar kendini eve kapatıyor, hiçbir telefonu açmıyor. Bir de karşı komşusu var Aslı. Aslı'nın orada balkonuna geçiyor mutfağına. Evet. Halil Sezai'nin Ay şarkısı var ya, İsyan. Bütün hafta. Ondan sonra felaketler üstüne biz yasakladık artık ona Halil Sezai'nin. Arzu'yu hattan alabiliriz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza bağlandığınız için. Ama sen bittin. Yani bu yılın sonuna kadar bittin yani. Aynen. Bir daha Arzu Altıntaş'ı telefona bağlamıyoruz. Rica ediyorum lütfen yönetmenim. Seni seviyorum. Ay başka var mı? Yok bu kadar. Bir de sevgili yapımcınız Zafer Kere'ye çok selamlarımı iletiyorum. Kendisi de Adriana Lima'yı bekliyor evlenmek için. İnşallah Adriana onunla döner evlenir. Hiç kimseyi beğenmiyor. Evet beğenmiyor, evde kaldı o yüzden. Ama hayırlı kısmet arıyoruz efendim yine yakışıklı yapımcımıza. Buradan duyurulur dermiş. Arzucamız ortalığı kapar şu anda geliyor. Bekliyor, kesecek bizi. Neyse o bizi kesmeden son bir biz... sözüm var. O zahteri yiyen ben değildim. Sunucu Nur Viral'di. Lütfen bunu düzeltin rica ediyorum. Tamam. Kim yemiş? Nur'du arkadaşım Nur Viral. Evet ona da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Şu anda Antep'te güzel bir yemek programı hazırlıyor. İnşallah kısa bir süre sonra ekranlarda olacak. Evet o zahteri yiyen Nur'du. İtiraf ediyorum. Sen değildin. Arzu değildi. Arzucuğum. Her ikinizi de benimle uğraşsanız da ayrı ayrı seviyorum. Biliyorum ki hep gönlünüz benimle. Hayattaki en yakın iki dostumdan bir tanesiniz her ikiniz de. Teşekkürler. O yüzden sizi çok seviyorum. Sizin söylediğiniz her şey benim için komedi. Hadi canım. Biz de seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet öyle böyle canım. De döktük ortaya. Her şey. Yani öyle panik. Gerçekten sen doğru söylüyor. Ben evet korkusuzum. Ben yani korkuyu sevmem. Korkmam evet, üstüne üstüne giderim. Ödek tarafım var. Yok ben rahatım o konuda. Her konuda rahatım yani. Aynı şeyden Mertel de şikayetçi. Yani en ufak bir şey başına bir şey düşüyor. Allah korusun. Mertel kanıyor mu öyle mi böyle mi? Ya çocuk hani bir şey yoksa da ama panik oluyor. Hayatım, benim bende panik hatamda. Ben tabii işte var, evlat ama söz konusu olunca canım, biraz öyle, daha hassas doğru. Oluyoruz. Evet. Bu arada siz evli misiniz Tuba Hayır, Hanım? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Biraz herhalde işinize adadınız aynen kendinizi. Aynen öyle. Değil mi? Nişantaşı'nda da çok güzel bir yeriniz evet. Var. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar? Nişantaşı'nda ya tabii, da internet üzerinden böyle bir sayfamız var mı? Tabii ki. Nişantaşı'ndaki showroom'una ulaşabilirler. Aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimiz var. Oralardan ulaşabilirler. Aynı zamanda basın danışmanım Cem Aydın'ın da orada iletişim bilgileri var. Onlar da ulaşabilirler. Tuğba Atasoy diye bulabiliriz. Evet, Tuğba Atasoy diye arattıkları zaman bulabilirler. Süper. Ben evet. Gideceğim ziyarete. Bekliyorum. Görmem lazım. Değil mi? Çok peki böyle bir mutlaka. Sahne kıyafetleri de hazırlıyor muyuz? Tabii hani ki. Taşlı, pullu. Tabii ki. Tamam. Tamam. Bulduk. Tamam. Tuğba Hanım'a gidiyoruz Nişantaşı'na. Ben alırım seni hayatım evden. Bekliyorum mutlaka. İnşallah geleceğiz efendim. Tuğba'cığım sen sahne kostümlerinde nelere dikkat ediyorsun? Çok rahat olmam gerekiyor değil sahnede. Dans kesinlikle etmek, rahat çok şarkı rahat. Söylemek evet, için. Ayakkabılarım çok fazla yüksek platformu seçmek istemiyorum. Daha çok rahat, en rahat neyse o. Tabii biraz topuk gerekiyor çünkü hareketli olmak istiyorum sahnede de. Ama çok yerlere kadar olsun. Bu sefer söylediğimiz popla da eş
orantıda. Yani salına salına bir az solist gibi böyle bu edalarla olsa da. Uzun tuvaletlerle. Olmuyor. Biraz daha için, spor tarzı daha spor, tercih evet, ediyorsun. Daha spor. Bir de benim sağım solum da belli olmuyor. Mesela sahnede oturuyorum, oturarak şarkı söylüyorum. İşte saksafoncu arkadaşımı kaldırıyorum, onun yerine oturuyorum. Hani bir rahatlık doğal, söz konusuysa evet. Bende kesinlikle. Sahnede de rahatım diyorsun. Tabii. Kesinlikle oradan kalkmalı, ben oraya oturmalıyım yani. Aklım şarkı söylerken kesiyorum zaten. Bir güzeli izlemek çünkü istiyorum benim, sahnede. Biliyorsun sahnede şu anda bile nasıl rahatız, kendi evimizde evet. Muhabbet ediyormuşuz gibi ediyoruz. Eminim şu anda bizi seyredenlere de bu yansıyordur. Sahnede de öyle. Kasılıp da rahatsız olmak, boncuk boncuk ter dökmektense çok rahat olup hatta insanlarla beraber şarkı söylemeyi daha uygun görüyorum. Ya da canım ne isterse şarkıları değiştirip. O sıcaklık, o anda, samimiyet zaten izleyenlere tabii, de yansıyor değil mi? O enerjiyle flow. Güzel bir hareketli program oluyordur. Hareketli devam ediyor. Peki bu nereye önümüzdeki kadar? Günlerde herhangi bir organizasyon var mı? Buradan duyuralım şimdi, seni sevenlere, hayranlarına. Evet, bayramda Ceyhan'da olacağım. Bayramın 3. günü. En küçük kardeşim Tolga'ya kız istemeye gidiyoruz. Ay ne güzel, hayırlı bir iş için. Evet. Hem bayram hem güzel hayırlı bir iş. Evet, İkisi çok bir teşekkürler. Arada. Mersin'de bir DJ'lik organizasyonumuz olacak. Daha henüz bunun da yeri net belli değil. Bir okeylensin ondan sonra. Ama beni de Tuğba Altıntop Twitter, Instagram, tuğbaaltıntop.com, TR'den, internetten her türlü zaten işlere bakabilirler. Bir de Hatay'a gideceğim, İskenderun'a gideceğim. 18 ve 19'u da İskenderun'da olacağım ve Hatay'da olacağım. Yine burada da sahne. Hem iş hem tatil. O evet. Arada kız isteme derken güzel bir bayram çok geçecek inşallah. Çok da güzel inşallah. Geçecek. Tüm akrabalarımı göreceğim. Hatay Reyhanlı da benim akrabalarım var. Uzak akrabalarım. Onları da gitmişken ziyaret ederim. Ziyaret evet. Ederiz olmazsa. Güneş Hanım da Hataylı efendim. Evet. Haberim bu arada olursa... Hatay'ın mutfağı muhteşem. Tabii, değil kesinlikle. Mi? Gittiğin zaman kilo alma, dikkat et. Yok. Sever misin? Düşkün bayılırım. Misin? Bayılırım. Çok yerim. Nasıl zayıf kalıyorsun çok böyle yavaş peki? Yiyorum hayatım. Bir yemeği bir saatte falan mı yiyorsun? Vallahi beni iyi tanıyanlar bıkkınlıkla bahseder. 3 saat falan bulur. Fark etmez. Çünkü ben onunla keyif alıyorum. Yavaş yavaş yiyorum. Konuşuyorum. Arada çayımı, suyumu. Çünkü o bir yemek. Ama kimisi de o bir görev. O görevi 10 dakika içinde bitirmek zorundalar. Evet. Benim o anda hemen doymam lazım. Değil. Gözüm, beynim, bütün yok, vücudum. O yüzden biraz böyle harala gürele 10 dakika sonra bitmiş yok, yemek. Yok, ben inan yavaş 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 yiyorum ve ben bunu çocukluktan beri yapıyorum. O yüzden de böyle kalıyorsun. Ve hep böyleydim. Ben bir ara aldım ama. Kilo. Bir ara aldım, özür dilerim. Aa, ben seni hiç kestim. Kilolu görmedim. Ben bir ara aldım kilo. O zaman aldın ayol? Biz böyle görmedik. Hafiften fokun, böyle fok balıkla Yunus balığı arasında aman bir şeydim. Maşallahım vardı yani. Böyle aa, hiç Sibel Can'a beş kala. Çıkmadın bak, herhalde. Bak Sibel Can'a beş kalaydım. Sibel Can'ı çok severim. Ama o etli bayılırım. Mutlu. Ben balık, onu öyle balık seviyorum etli. Ama ben de onu seviyorum. Sibel Can zayıflasa bence o bak, özelliği bak, gider. O yüzden hep öyle kalsın. Hafiften böyle tam bir yaklaşıyordum şöyle böyle. Şöyle bir oldum böyle diyorsun. Böyle böyle. Sonra nereye gidiyorsun? Geri bu tarafa geldim yani. Ne oluyor sana Tuğba abi, kendine gel. Sonra aynı. Yine aynı sisteme geri döndüm. Tabii yavaş, lahana çorbalarıyla kendimi eski halime getirdim efendim. Hayır, şu anda da çorbası. 56 kiloyum. O çorbayı çok methediyorlar. Lütfen yapın bir gün, hatta vereyim tarifin olmazsa bir gün özellikle yapın burada. Peki herkesin bünyesine uyar mı böyle bir kesinlikle rejim? Bitki, yani pardon bitki diyorum. Sebze sağlıklı yemekleri. Bu arada. Detoks yapıyor. Yani vücudumuzda sigara, alkol veya kullandığımız ilaçlar, antibiyotik, bunların hepsini vücudumuzdan atmaya en faydalı olan yiyecekler. Peki lahananın içine başka bir şey katıyor muydun? Sadece lahanayı mı açıyordun? Mesela havuç birazcık. Havuç, tabii soğan. Çok az, çok az. Yani bunlar tamamen hepsi az olacak. Enginar saplarından çok az keser koyardım ben ve bol limonla. Ben tüketirdim. Porsiyonlarımı da küçülte götürdüğümde yani evde avuçta hiçbir peki, şey kalmadı. Peki bütün gün boyunca bununla mı besleniyordun? Hayır tabii ki. Ha, yemek yiyorsun. Tam yulaflı ekmek yiyordum mesela. Ben çünkü ekmek ya bizim ben Ceyhanlıyım arkadaş. Evet. Bak şimdi Adana var değil mi? O lavaşlar, bak, dürümler, kebaplar. Ben yağsız, salçasız yemek falan yemem. Ben hayatımda diyet yapmadım ama yemeklerimi değiştirerek kilo verdim. Yani devamlı salçalı, devamlı etli, yağlı yersem zaten kilo alırım. Hepimiz alırız. Ama yiyeceklerimi değiştirerek kilo verdim ve çok yavaş yiyorum. Değiştirerek derken bir hafta et ağırlıklı besleniyorsan sonra... Hayır, her şeyden yedim. Sadece porsiyonlarımı küçülttüm. Yani bir tavuk kızartması, kanat gördüğümde 2 tane yiyordum. Onun arkasından çok az küçücük bir salata olsa yetiyor zaten. Amaç mideyi tamamen doldurmak değil. 1/3'ünü muhakkak boş bırakmak zaten.
Bu çok önemli. Hem sağlığımız açısından hem de dinimiz i̇şte açısından çok önemli. İşte onu yapmak da bir marifet. Ama orada problem var. İnan her şey beyinde bitiyor ya. Gerçekten yavaş yiyeceğim dediniz mi yersiniz. Bir de tam doymak doğru bir şey değil. Bir de ben zayıflayacağım deyip beyne kodlamak lazım. İnanın. Onu gerçekten istemek lazım. Evet. İstedikten sonra mesela spor yapıyor musun şey. Diyese hayır yapamıyorum. Bana söyle ben yapmıyorum. Yok, hayır yapamıyorum. Herkes diyor ki spor mu yapıyorsun? Niye yapmıyorsun peki? Yapamıyorum hayatım. Çünkü evimi temizliyorum, camlarımı siliyorum. Tamam spor işte ne güzel. Yerleri siliyorum. İşte bak işte bunlarla ilgileniyorsun. Devamlı koşturuyorum. İşlerimle alakadarım. Hızlı hareket ediyorum. Taha zaten o yüzden zayıfladı garibim. Baksana bir deri bir kemik kaldı çocukcağız. Bu arada evde kendi işlerini yaptığını da öğrendik. Ben de yaparım. Ama en güzeli o. Yani kendi yaptığın iş daha temiz, daha düzenli. Neyi nereye koydun, nasıl yaptın değil mi? Ben ütümü de kendim yaparım. Aynen. Mesela kimseye bırakmam. Evde bir iki tane sorma valla böyle. Orada zaten işte kalorileri veriyorsun böyle zayıf kalıyorsun. Evet. Hanımlar iş yapın bol bol temizlik yapın. Yer ve stresi çok güzel atıyoruz. Ütü yapın. Evet, şimdi bize kızacaklar. Neden? Hanımlar ama. Neden? Ben kendi işinizi bilmiyorum. Kendin yapın. Niye kendiniz şeker tadında muhabbet ediyoruz? Aa. Evet böyle bana geldiniz. Evde muhabbet, sohbet çaylarımız da var. Aynen. Tuba Hanımcığım. Şimdi 2013 yılını inşallah geride bırakacağız. 2014 yılında biraz da şöyle geleceğe bakalım. Yine trend, moda ne olacak, neler olacak? Şöyle, size şimdiden mesela 2014'ün gardırobunu yaptırmak için geliyorlar mı? Tabii gelen oluyor, müşterilerimiz oluyor. Daha çok ben aslında koleksiyon hazırlıyorum her sezon iki yaz koleksiyonu, kış koleksiyonu olarak. Ancak gelen müşteriye kotü tasarım da yapıyorum. Asıl hı hı. En çok yapmayı sevdiğim işte bu zaten. Müşteri bana gelir ve ben onun işte söylediğim gibi kişilik analizini ve vücut analizini yaparım. Daha sonra... Tam bizdik. Kesin geliyoruz. Ruh halimize göre de yapıyorsun. Aynen öyle. O çok önemli değil mi? Evet. Giyinirken herhalde insanın ruh hali çok önemli. Neyi yansıtıyorsa. Mesela evet. Bir gün kalktığında ben çok yorgun. Direkt elim siyah, kahverengi. Tabii, tabii. Nerede koyu evet. Renkler eşofman. Var? Ama eğer keyifliysem dışarıda güneş varsa en renkli şeyleri alıp giymeyi seviyorum. Peki o an size geldiler çok mozsuz. Keyifsiz ve etkiliyor mu sizi? Onu yani ben geldiği zaman müşteri o şekilde motive etmeye çalışıyorum zaten. Gelen müşteri benim sohbetimden işte o müşteri... Bir anda modu değişiyor. Aynen öyle değişir. Kesinlikle bunun garantisini veriyorum. Değişir. Müşteri... Sen anlat bir soru aklıma geldi bu arada. Ben hep sorularla sen anlat. Daha sonra müşteriye bu şekilde ben tasarım hazırlıyorum. Geliyor onun provalarını yapıyoruz ve böyle üretiyoruz. Özel günleri içinde olabiliyor mesela. Sahne içinde olabiliyor. Ya da günlük kıyafetler için sadece günlük gardırobu için de gelebiliyor. Tamamen kişiye özel ve onun tarzına tavrına göre. Yani çünkü her kadın bir değildir. Her kadının bir tarzı var. Ona göre bir koleksiyon hazırlıyoruz ya da bir tasarım hazırlıyoruz tek parça. Bazen yurt dışına gidiyor musunuz peki? Çalıştığınız müşterilerinizle diyelim. Çünkü benim öyle bir tanıdığım stil danışmanı da var. Arada onlarla yurt dışına gidip mesela 3-5 gün kalıp orada bir gardırop yapıp da gelebiliyorlar. Böyle de çalışıyor musunuz? Yani o şekilde değil. Ben aslında daha çok tasarım yönüyle uğraştığım için daha çok. Evet, daha çok yapıyorum. Hı. Ama tabii isteyen olursa o şekilde yapabilirim de tabii. Yani uçak biletini alınca tabii, arkadaşımızla tabii, tabii. Beraber kalma, sen, yeme, ben, içme. Arzu, Tuğba hep beraber. Böyle bir gideceğiz. Ya bazen insanın basireti bağlanıyor. Onu mu alayım, onu mu alayım ama ben bu yanında bilen, vardı. İşi bilen evet. Bir insan varsa o zaman hiç gözü kapalı. Değil mi? Bunu da düşünün bence. Bu da evet. Güzel bir sistem. Şimdi reklamlar diyoruz efendim. Reklamlardan sonra biz buradayız. Evet sevgili seyircilerim, Tuğba Altıntop ve Tuğba Atasoy'la sohbetimize devam ediyoruz. Modadan konuştuk. Ben biraz da senin anneliğinden bahsetmek istiyorum. İki tane dünya tatlısı kızım var. 16 ve 14. 14 yaşına Kasım ayında girecek, Kasım 23'te. Allah bağışlasın. Büyütün artık. Doğan büyüyor şekerim, ne diyeceksin işte öyle zaman gelen büyüyor. Evet. Benim onda 10 yaşında oldu ya, ama. Ya ben hala gözümde maşallah. Şu kadar ama aynen, seninki. Aynen aynen, herkes diyor ki o kadar büyük oğlunuz mu var sizin? Hala hep bebekliğini hatırlıyorlar. Aynen 3-4 yaşında ben hatırlıyorum. 10 yaşında o İsmail hayatım. Karamı benim. Evet maşallah. Aynen öyle, yine kara yağız delikanlı, kara kaş, kara göz. Hiç bana benzemiyor bu arada. Ama senin kızlar aynı sen. Su ve küçük şevvalim. Tuğba, evet. Suyum ve şevvalim Almanya'da 16 ve 13 yaşında. İkisi birbiri edi ve büdü. Bazen sevişiyorlar, bazen dövüşüyorlar, bazen doğru, saç başa giriyorlar filan. Normal. Ya ben onları seyredince alışkın olmadığım için gülüyorum zaten. Onlar birbirlerini bir atlayınca ben burada gülme, aynen sen gülme krizine giriyorum böyle yapmayın diyemiyorum. Onları öyle kendi haline bırakacaksın. Birinin şimdi iki saçı, dakika sonra. Birinin saçı burada, bir tanesi ağlıyor. Anlaşamadıkları konular ne birbirleriyle? Bazen iPad,
Onu sen benim kıyafetimi aldın, şevval, benim kıyafetimi evet, giyme. Ve şevval gider ablasının kıyafetini alır ya da takısını alır, ondan kıyamet kopar yani. Odur mevzumuz. Küçük olan mı? Küçük olan ablasını takip ediyor. Onun kıyafetlerinin stili çok iyi suyun. Büyüğü gidiyor onun gömleğini alıyor. Diyor ki kardeşim bak veriyorum ama bunu bana temiz ver. Aldığın büyük, gibi tabii ver. Tabii aldığın gibi ver. Mesela takılarım lütfen havuza girme diyor. Şevval diyor ki gireceğim. İnat o da ay, yay burcu. İnanmıyorum. Ben de yayım. Büyük olan da yengeç. O da böyle tutkulu bağlanır her şeye. Yani bunu ona ver. Bu onun için aşk. Kıymetli. Malı tabii. Kıymetli. En güzeli almayacak ama o kardeşler arasında da oluyor değil mi? Çok senin tatlı. De kız kardeşlerin var. Yo, benim iki erkek kardeşim var. Aa iki erkek. İşte o yüzden sen bu benim gülerime gidiyor. O yüzden onları izlerken böyle tabii, gülerek keyifle. Ya şimdi bunlar birbirlerini bir atlayınca ben orada ölüyorum tabii gülmekten. Niye ben iki erkekle ben güreş yapıyordum yani Arda ve Tolga'yla. Haydi. Diye. O da keyifli değil mi? Çok. İki erkek kardeş ama bir kız kardeşin olması da belki ya ister miydim? Ben isterdim iki açıkçası. Tane kız kardeş gibi verdi. Onlarla nasıl mutluyum? Onlarla oynuyorum. Onlar beni giydiriyor. Evet gardırobuna karıştıklarını söyledin. Kesinlikle. Ne yapıyorlar? Anne bunu giyme. Bu kıyafeti at bunun yerine sen bunu giy. Nasıl? Bu bizim annemiz olamaz falan diyorlar bazen. Yerim onları. Böyle bir çanta olamaz diyor yani büyük ve küçük. Ya da ya bu ayakkabıyı gerçekten hani giydirir mi biz yokken falan yapıyorlar. Ya, anne inanamıyoruz sana tabii falan. Tabii canım beraber çıkıyoruz alışverişe gidiyoruz. İşte bak anneciğim bunu giy, bunu giy. İşte bak böyle yap. Çünkü senin tarzına göre ve yaşına göre seni daha genç, daha küçük gösterecek. Ha. Aa diyorum alalım kızım ondan da alalım bundan. Peki senin kendi zevkine bırakmıyorlar yani mutlaka bir müdahale var. Var ama doğru yönde bir müdahale var. Çünkü gerçekten içimdeki Tuğba'yı ben de yay burcuyum, yükselenim de yay. İçimdeki Tuğba'nın gerçek özüme dönmeme sebep oldular. Her kıyafetimde ama ne aklınıza geliyorsa ya. Yani saçımın bir de yurt dışında yaşamaları trendi bile. Daha yakından takip etmeleri tabii. Değil mi? Onun da bir mutlaka tabii. Etkisi vardır. Aynen böyle bu güdülü falan diyor çıkma dışarıya yani yaşlı gösteriyor seni diyor. Doğru söylüyor çocuklarım. Yani kesinlikle doğru söylüyorlar. Yani maşalı saç biraz daha olgun gösteriyor. Tabii daha yaşlı gösteriyormuş. Daha düz saç. Küçük eyvah. Bir şey anlatayım bak şimdi hep çocuklar annelerini ve babalarını hep böyle güzel görmek isterler. Senin oğlun da şimdi sana aşık hep güzel görmek istiyor evet. Ve eminim senin gelin de senin gibi olacaktır. Böyle zaten, oluyor. Zaten şey diyor mesela arada soruyorum Mert Ali var mı diyor falan. Aa, bana öyle şeyler söyleme falan sonra açılıyor yavaş yavaş. Tabii. Nasıl olsun nasıl bir kızdan hoşlanırsın işte senin gibi sarı saçlı ya. Olsun yeşil gözlü olsun ya. Sana benzesin dudağıyla olsun. Bakıyorum hep benim modelimde önemli. Olan kızlara tabii. ilgi duyuyor. O tabii o anneye olan hayranlığı kesinlikle. Sevgisi aşkı değil mi? Ona aynen. Da karşı cins İnşallah arıyor. İnşallah benim kızlar da babaları gibi babalarına benzer birisini bulmazlar diye umut ediyorum ben de yani. Eyvah rahmet duymasın. Ay ne canım Allah. Ne var mı? Çok da yakışıklı değil. Sadece karizması var yani. Karizmatik olabilir. Ama Rafet'e çok benzemesini istemiyorum açıkçası damatlarımın. Bu konuyu açalım mı istiyorsun? Aman. Beni ilgilendiğini. Lafı da tam koydum. Evet, lafımızı attık. Alan alır, almayan, yani, beğenmeyen almış efendim. Benim gözümün önünde değil artık. Gözünün önünde olanlar düşünsün. Ben gayet rahatım. Evet bence de buradan nasıl rahat geçirmişim etip o 7 yılı bilmiyorum şekerim. Eyvah. Ya, çok eğlenceli bir program vallahi. Ben ara sıra geleyim yine böyle. Şurada yemek yaparım. 17 yıl mı geçirdik dedi? 7 yıl. 7 yıl ha. Ne yaptın tamam, 17 yıl? 17 ben şurada atarım kendimi yere. 7 yıl. 17 deyince ben bir anda Allah korusun. Peki, 7 yıl. Şimdi evlenmek istesen. Rafet'le mi? Hayır. Ha. Hani yeni eş adayınla. Yeni eş adayımın işi çok zor. Ne karşı. Gibi özelliklerin olmasını istersin? Bir kere Rafet'e benzemesin tamam onu kabul ettik. Ya Allah bu şimdi sen onu istemedin al sana bir tane daha. Aynen öyle. Rafet iki. Hani şöyle kalırım. Değil ben Allah'a inancı sonsuz tamamen tevekkül içinde olan. Anne ve babasını ve aile yaşantısını gerçekten çok seven, hayatın üç günlük olduğunu bilen ve çok da, yani olan, egosu, evet, egosu olan. Tavanlarda olan, işte bu dünyayı ben yarattım, küçük dağlar da benimdir diyen bir adamı boğarım. Katli suretle böyle bir şey, yani hayatımda değil çevremde bile böyle bir insan istemiyorum. Hı-hı. Oldukça alçak gönül olmasını istiyorum. Ve doğru diye bildiğimiz birçok anneanne örf ve gelenek ve göreneklerimizi de yerine getirebilen, eski kafalı bir insanla ben evlenebilirim diye düşünüyorum. Eski kafalı, eski derken, kafalı hani derken biraz daha geleneklerle yaşayan işte, aile örf, bağlarına. Evet örf anneanne. Yani o benim
kriterim açıkçası. Şu zamanda var mı böyle bir adam? Yok, evlenemiyorum, evde kaldım o yüzden ama yine de olmadığı için de evlenmiyorsun yani, ama inşallah Allah gönlüne göre birini bak, verir. Bak ileride evleneceğim yani. İleride zaman, derken bir böyle bir limit var mı? 2 yıllık bir proje var benim aklımda düşündüğüm. Proje çalışması. 2 yıl proje sonra projemiz gerçekleşecek. Geçen de Taha'ya söylemiştim. Bu 3 yıl içinde dedim. 6-7 ay gitti. 3 yıl içinde evleneceğim. Taha şöyle döndü. Abla dedi peki dedi aday var mı? Çünkü en yakınındaki adam Taha. Taha böyle dedi. Abla peki dedi aday var mı? Yok, yok dedim. Ama ben öyle. Niyetim o yönde. Allah bana nasip ederse 3 yıl içinde evlenirim. Yok evlenmedim. Huzur evi açacağım. Hepinizi oraya beklerim yani. Abi böyle bir proje mi var? Tabii ben ileride bir huzur evi açmayı düşünüyorum yani. Çok güzel yaşlılarımızın, kadınlarımızın, gerçekten ihtiyacı olanların çok ben istiyorum. Bence de çok güzel bir proje biliyor çok musun? Çok istiyorum yani. Yapılması evsiz, gereken. Evsiz, baksız, o kadar Darul Acize. Yani çok teşekkür ediyorum oradaki herkese. Görevlerini o kadar güzel yapıyor. Bence hepsi birer cennetlik insan. Benim gözümde, katılıyorum. Çok nazarımda. Zor bir meslek çünkü çok zor bir iş. Benimkisi de biraz butik olsun istiyorum. Benim için Allah izin verirse çok niyetim bu yönde. Para, pul gerçekten inanın çok çok arkada. Sadece onların sağlıklı hayatlarının sonlarına doğru gidecek olan dönemde sağlıklı ve mutlu yaşamalarını istiyorum. Huzur ve mutluluk içerisinde kesinlikle ve onlarla yaşamak istiyorum. Çok benim güzel. Dedem ve babaannem şu an Ceyhan'da. Rahmetli anneannem ve dedem vefat etti. Büyüklerimizi çok seviyorum. Büyüklerimizi ben ne kadar çok seversem biliyorum ki bizden sonrakiler de bizi sevecek. Yaşlılar çok özel benim için. Ve bir huzur evi açmak istiyorum. Anaokuluydu çok önceden. Güzel. Yok anam ben zıpırlarla uğraşamam çocuklarla dedim. Çocuklarla uğraşamam çünkü dedim. Çünkü zor. Yani gerçekten zor. Bir küçük bir bebeğin, küçük bir çocuğun tüm yükümlülüğünü üzerime almak demek... Çok büyük bir ağırlık. Ama aynı yapacak. Zorluk emin ol ki yaşlarda ama var. Onlar çünkü ya, onlar da çocuk gibi aynı hassasiyette, aynı ilgiyi yanında, bekliyorlar. Aileleri aynı ilgi ve şefkati bekliyor. İkisinin de ayrı ayrı zorlukları benimkiler var ama biraz şey güzel olacak bir seçim. Ama hani ailelerin getirip bıraktıklarından ziyade benimkiler tamamen kimsesiz olanlarla baş başa olmak istiyorum ben. Çünkü onların hiç kimsesi yok. Darul Acize'deki kimsesiz çocuklar gibi. Kimsesiz yaşlılar gibi gidip gördüm. Tek başlarındalar ve kim gelecek diye kapı, gözleri hep kapıda. Bir ara ben şunu dedim. Ya altın günü falan yapılıyor böyle. Altın günleri yapılıyor. Kadınlar, erkekler, işte çaylar, börekler, ne bileyim konken partileri, şunlar bunlar. Görmedim gözümle. Ben hep çocukluğumdan bilirim öyle. Bizim sülalede bir iki tane vardı öyle. Neden dedim ya? Bunu her yerde de söyledim. Bugün senin programında da söyleyeyim. Neden arkadaşlar, eşler, dostlar, hadi bugün kalkalım gidelim. Bir koğuşa girelim. Oradaki küçük çocuklarımız yaş aralıklı, orantılı çünkü. 15, 20 tane, 50 tane çocuk var. Sen alt üst al, sen eşofman al, ben kağıt kalem alayım. O çocukları bir gün ziyaret edelim. Nasıl ne kadar mutlu oluyorlar. Evet. O yaşlıları bir gün ziyaret edelim. Sadece el tutmak istiyor, sevgi istiyorlar ya. Şu elimi birisi tutsun istiyor ve bırakmadı. Bir gün boyunca beraber biz böyle teyzeyle oturduk. Muhabbet, kuş, muş, ben artık yani hoş sohbet ediyorum. Güzel, bunu yapalım. O günden aldığın keyfi herhalde hiçbir gün yaşamamışsındır. Evde oturacağımıza gidip orada oturalım. Onların bahçesinde onlarla beraber oturalım. Beraber şarkı söyleyelim. Bu çok zor değil. Şurası burnumuzun dibi, ok meydanı ya. Ben açıkçası şey olarak üzülüyorum hani... Evladı varken oralara terk edilen bir sürü yaşlımız var. Hani bunu nasıl yapabiliyorlar? Yapıyorlar. Bir anne baba 5-10 çocuğa bir anda bakarken bir anneye babaya sahip çıkamayıp o bayramda seyranda bile aramayan çocuklar var. Evladında hayırlısı demişler. Aynen öyle. Aynen. Allah evladında herkese hayırlısını versin. Ben işte versin. İleride öyle bir huzur evi açacağım. İnşallah. Sen Allah de gelirsin, versin. Şarkı söyleriz, yemek yaparız, muhabbet ederiz, halay çekeriz. 2-3 yıl içinde böyle bir eğer evlenemezsen yok, diyorsun. 2-3 yıl içinde evlilik olacak Allah'ın izniyle. Ben sonrasında yaptım. Bir huzur evi modeline doğru gireceğim ve o evi yavaş yavaş yapacağım. İzinlerini alacağım, olacak bu olacak bilmiyorum ama ben niyetim bu yönde. Bence olacak. Olacak kesin yapacağım ben. Oldu bunu. Bile. Kafada benim hazır şu oldu, anda. Oldu kafada bitmiş olay tabii, zaten. 3 sene sonra evleniyorsun ardından onu açıyorsun. Tabii bir tane sonra, golden tamam. Bir tane de K9 köpeklerimi de alıyorum oraya koyuyorum. Peki bir koyuyorum. Tane daha bir evlat sahibi olursun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Çok merhaba. O konuda dur diyorsun o konuda kal. Yok çok teşekkürler. 2 tane evladını büyütmüşsün. Belki dedim bir tane de böyle bir erkek bebek.
babasına benzeyen. Canım benim. Çok teşekkürler de yani o... Yok, neyse almayayım. Allah büyük yine. Hiç de belli olmaz. Çok teşekkürler. Büyük konuşmayalım lazım. Tabii. Ben ne kadar büyük konuştuysam hep Rabbim benim vermiştir yani kucağıma böyle diye. Tuba Hanım, sizin böyle kısa vade içerisinde bir evlilik, çocuk gibi böyle bir proje var mı? Yok, ben şu anda... 86'lı mıydınız? Evet. Daha çok, evet, ufak. Çok ufak yaşıyor ama olsun. Nereye zaten? Dur bir. Zaten niyetim yok şu anda. O kadar işe konsantre aynen olmuş öyle. Ki. Peki ben size şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz bir sürü dizi izliyoruz. Özellikle işte Muhteşem Yüzyıl'ı katmayalım ama diğer diziler bir dönem kıyafetleriyle meşhur olan Nebahat Çehre vardı değil mi? Çok güzel giyiniyordu. Evet. Ya meşhur olan demeyelim, zaten meşhurdu da hani giyim tarzıyla, stiliyle. Ben bayılıyordum. Ben de bayılıyorum. Değil mi? Kesinlikle. Beğendiğimiz isimler evet, arasında. Kesinlikle. Peki şu dönemde var mı böyle hani stili, kıyafetleri çok hoşunuza giden, gözünüze çarpan ya da al şu ismi ben alsam muhteşem giydiririm, çok kötü giyiniyor dediğiniz, iki türlü bir değerlendirelim. Şöyle söyleyeyim. Hande Ateş'in tarzını çok beğenirim mesela. Şahsen tanımıyorum ama. Hande Ateş'i değil evet, mi? Evet. Güzel evet, giyiniyor. Bir kere güzel bir vücudu var. Güzel taşıyor. Evet. Giydirmek ister mi diyorsunuz? Evet, giydirmek isterim onu. Çok beğeniyorum çünkü. Yani dizilerde de şöyle söyleyeyim. Mesela en çok şu ara Medcezir, yanlış söylemediysem, inanılmaz bir giriş yaptı. İzlemedim. Ben mutlaka izle. Daha 2-3 bölüm yayınlandı. İzlemem. Niye? Niye? Çünkü bir benim pazartesi, bir de çarşamba dolu. Onun haricinde asla dizi almıyorum. Bir pazartesi Karadayı ile Hürrem var bende. O kadar. Fazlasını kabul etmiyorum. Yok yok, hayır. Önceden tüm günlerim doluydu. Haftanın 5 günü evdeydim ben. Ay, dizi konuşmayacağım. İşte o yüzden sende? Evcimenim. Hep böyle oturuyorum kukuman kuşu gibi. Ben de bir tek Muhteşem Yüzyıl'ı bıraktım ama Medcezir'i seyrediyorum. Yeni çok başladı güzel ve bayağı iyi gidiyor. Serenay Sarıkaya değil mi? Evet. O da çok güzel evet, giyiniyor. Çok tam yaşının evet. Trend böyle. Aynen çok, öyle. Ben de dikkat ediyorum. Gayet güzel giyiniyor. Çok başarılı buluyorum ben de o diziyi. Yani ben zaten... Mesleğe ilk başladığımda çok fazla sponsor oldum. Hani bu iyi bir şey tasarımcılar için de. Hani sürekli sponsor oluyoruz. Hem diziler iyi bir görsel sunmuş oluyorlar ki biliyoruz ki sadece dizileri kıyafetli için izleyen insanlar bile var. Hani sadece o kıyafetleri evet, ben takip Nebahat etmek Çehre için. Bu hafta ne giyecek diye bakıyordum. Hani diziye çok kendime vermesem de bakayım ne giyeyim. Şu an tamam geçebiliriz. Ben Seremihleri alayına bakıyordum. Hepsine evet, bakıyordum. Hepsine ama gerçekten güzel giyiyorlardı. O dizi o dönemde çok başarılıydı o konuda ve onun gibi başka dizide olmadığı için çok fazla parladı. Yani inanılmaz bir styling yapıldı o dizide. Hı-hı. Çok başarılı. Yani bunların başı gibi diyebiliriz hatta. Bayağı başarılı tabii bir diziydi. Tabii Behlül'e bakacağız diye arada. Konsantre bozuluyordu arada ama. Behlül arada konsantremizi bozuyordu ama evet. Onun haricinde peki dizilerde adını Feriha koydum. Emir'in Yolu. Oradaki stylingi yaptınız. Evet. Daha sonrasında böyle bir dizi çalışmanız oldu mu? Yani o dönemde bütün dizilerle çalıştım. Hani bir iki parça verdiğim oldu. İşte oyuncularla, programlar, televizyon programları da oldu. İşte söylediğiniz gibi Esra Erol, O Ses Türkiye'nin yarışmacılarını giydiriyordum geçen sezon. Bu sezonda inşallah giydireceğim. Yani. Böyle programlara yapıyoruz, veriyoruz. Hem güzel bir alışveriş oluyor iki şey arasında. Biraz zor olmuyor mu hepsine yetişmek bir arada? Yani zor oluyor ama işimiz bu yani yapıyoruz. Herhalde bu konuyla ilgili bir ekibiniz olduğu için tabii çok ki, da zorlanmıyorsunuz. Tabii ki, ekip, hani tek başınıza tabii ki. Tabii ki olmaz. Biraz ekip zor var. Olabilir. Hep beraber yapıyoruz, çalışıyoruz. Memnun kalıyoruz hep birbirimizden karşılıklı. Tuba'cığım mesela çalışmaya başladık. Ben geldim ya da sen geldin. Benim ev gardırop şöyle bir oda maşallah. İndirdik hepsini, bakıyorsun. Bu olur, bu olur, bu olur. Bu böyledir. Bugünlük giyilir. Bu gecelik böyle ayarlıyorsun değil mi canım? Tabii. Yani öyle lazım, lazım diyorum sana. Lazım. Lazım. Ben de o kadar çok atılacak, verilecek vardır ki bazen kıyamıyorum. Bazen de bunları diyorum, verin ki yerine yenisi tabii, gelsin. Tabii. Değil mi? Vermedikçe, atmadıkça yerine yenisi gelmiyor. Aynen. O yüzden biz sizde bir gün böyle bir gardırobu bir indirip aynen, tekrar kaldıralım. Anadolu'da oturuyorum. Süper. Evet, Ankara'da yakın. Nerede? Ne tarafta? Kandilli'de. Tamam tamam, ben alır gelirim. Yakın. Ben alır gelirim. İkimiz de Ataşehir'de oturuyoruz. Tabii tabii, ben alır gelirim. Sen al gel bir bana. Gelirim sana. Arzu da gelsin orada. Yeni baştan gardıroplarınızı inleyelim. Çok sevinirim. Kemerleri sorabilir miyim? Özür dilerim. Mesela tabii, tabii. Ben kemer çok seviyorum. Güzel ama bir ara kemerler çok kalındı, kalın modaydı. Şu anda nasıl kemerler? İnce belde, incecik kemerler çok trend. Kalın kemer modası yok. Yani kalın kemer takabilirsiniz kıyafetinize göre ama şu anda incecik
hani tam belde olan kemerler çok trend. Zaten belde daha ortaya çıkarıyor ve ince gösteriyor. Evet. Oldukça trend. Abiyelerin üstüne bile artık kemer takıyoruz. Hani böyle taşlı kemerler ve incecik kemerler. Zaten zarif duruyor, daha iyi. Yani kalın kemerler. İnce kemerler bu sene de var. Evet. Bordo mesela, dün ben alışveriş yaparken bordo renkli işte kot alır mısınız dediler bana. Bordo renkte. Aha. İşte bu bizim geyiğin renginde falan yani, evet. Hemen şöyle bir renk. Kırmızıyla bordo. Kırmızıyla bordo karışmış. Evet. Yok dedim, bu beni yaşlı gösterir dedim. Hayır. Mesela. Aa, bordo yaşlı mı gösteriyor? Hayır, bilmem ki, işte o yüzden soracağım bak şimdi. Bordo yaşlı mı gösteriyor? Hayır, öyle bir şey yok. Zaten çok hani bildiğimiz böyle anneannelerimiz çok yerdi değil mi? Benim annemin de çok vardı böyle koyu. Demek ki bordo. Çocukluğumda yaşadığım bir olay var. Ben bir oradan kalmış travma var sende. Bir şey var ben. Küçüklükten kalmış bu sene çok moda. Evet. Her yerde bordolar. Her evet aynı bordonun öyle bakıyorum. Tonu çok önemli aslında. Teninize ve yaşınıza göre hani onu ayarlamak için tonu önemli. Yani çok koyu bordo değil de hani kırmızı işte geyik gibi. Biraz daha kırmızıya yakın tonu bordo. Şarap bordonu, rengi gibi mesela. Ha. O oldukça abiyelerde de çok fazla var bu sene. Evet. Çok da şık bence. Hatta rujlarda bile yani bordo ruj inanılmaz trend mesela. İki sezon. Bordo ruj. Evet. Aynen. Yani yok makyaj yapıp, yani bembeyaz bir makyaj yapıp bordo rujla dudakları patlatmak. Sadece rimel, evet. Belki küçük bir eyeliner. Bordo ruj. Ruj. Evet. Peki bordo ruj biraz daha ufaltmıyordu. Ufaltmıyor mu dudakları? Yani benim koyu... normalde çok ufaktır. Onu sürdüğüm zaman böyle bir zirve küçük. Düğme kadar. Onu bir tane küçük dudak kalıyor. Ya koyu renk tabii biraz daha küçük lazım. Gösterir normalde. Hani açık renk daha büyük, koyu renk daha ufak gösterir. Evet, ama o yüzden kullanamıyorum. Biraz dışına herhalde... kontür le hani öyle bir şeyler yapılabilir. Evet, beyaz kalemle hafiften şöyle bir dağıttığın yani zaman nasıl oluyor? Görünüyor. Bir anlatsana bakayım. Bir dışına şimdi, beyaz kalem. O böyle bak şimdi. Dudağının çevresi. Böyle. Dudağınızın çevresine beyaz kalemi çok hafiften bastırmadan hafif bir gölge geçiyorsunuz. Tam şuraya. Bir de üstüne. Altı, özellikle tam üstü. Tam şu ikisinin üstünün şu ortasına. Bunu hafiften böyle yayıyorsunuz. Çok az. Daha sonra fondötenizi ya da işte pudranızı yüzünüze sürdüğünüzde zaten göreceksiniz ki dudak hafiften öne doğru öyle çıkmış çıkıyor, olacak. Evet. Üç boyutlu bir şekil alıyor. Dudağı ortaya çıkarmanın aynen. Sonrasında formülü. Evet sonrasında ama o beyaz asla kontür şekliyle beyaz durmayacak. Gölge şekliyle tamam, kalacak. Belli olmayacak. Hafif kesinlikle. Yayacağız onu. Tamam. Ondan sonra ve dudağınıza istediğiniz ruju sürebilirsiniz. Ha bu arada hafif de şu burnunuzun altına da şöyle hafif bir böyle kahvemsi ama beyaz. O zaman biraz, ne oluyor? Burun biraz daha yukarıda olmuş oluyor. Ha, bak bu da güzel makyaj şeyleri değil mi? Evet. Çok az bir şey böyle beyaz sürerseniz çok az ve dağıtın. Eğer ince dudağımız varsa kesinlikle. Kenara beyaz bir kontür evet. Ortaya da istediğimiz renk ruju sürüp tabii. Dudakları büyütebiliyoruz. Angelina Jolie gibiysen yapma zaten. Ay öyle yani, dudağım olsa ama daha ne yapacağım? Normal şartlarda ben de ara sıra o hileyi yapıyorum. Peki estetiğe nasıl bakıyorsun Tuğba? Lazımsa zamanı gerekiyorsa kesinlikle yaptırırım. Zamanı ama ben derken, benlikten çıkmamalıyım. Yani ben benlikten evet, çıkmamalıyım. Yani mimiklerim, yüz hatlarım o ifadem bozulmamalı kesinlikle. Diyorsun. Kesinlikle. Şimdi keşke her şey eskisi gibi olabilse. Her şey eskiden daha natürel, daha güzeldi. Domates gibiydi. Ya, toprak gibi her kokuyordu. Her şey hormonlu. Şu anda yağmur yağıyor. Dışarıda toprak kokusu alamıyoruz. O yüzden şimdiki zamanda yediğimiz her şeyden ve etkileniyoruz. Hava pis. Çok stresliyiz. İnanılmaz stresliyiz. Dolayısıyla yüzümde tabii ki benim kırışıklıklarım olmadı değil. Oldu. Ama hiç şu anda gayet güzel oldu, görünüyor. Ama bu da çok teşekkürler de benim yaşantımla da eş orantılı esasında. Kendimi çok fazla yormuyorum. Çok, uyku düzenine dikkat evet, ediyorsunuz. İşte alkol ya da ne bileyim zararlı Allah'a şükür herhangi bir şey kullanmıyorum. Bu beni daha fresh yapmaya. Değil mi? Yaşam kalitesi taze mutlaka gösteriyor. Yüzüne tabii. Ve bedenine yansıyor. Aynen ama yine de dikkat ediyorum. Botoks yaptırdım. Yaptırmadım değil ama o kadar az yaptırdım ki hiç belli bile tabii, değil. O kadar az yaptırdım ki o beni değiştirmemeli. Tuğba olarak kalmalı. Tabii. Katılıyorum. Yani kendimi iyi hissedeceksem kesinlikle yaptırırım. Bir dozu ayarı olması ama lazım. Ama böyle bir şey yaptıramam yani. Şöyle gergin falan. Yok ya o kadar değil. En şık olan her zaman doğal olandır zaten. Tabii. Yani budur hani her zaman. Giyimde de stilde de bu aynı. Aynen. Değil mi? Doğal olan. Doğal olan. Sakin, sade şeyler. Böyle çok uçuk, marjinal şeyler yapıyor musunuz? Peki yani ya, böyle talepleri oluyor mu? Zımbalar böyle dikenli. Yani seven var değil mi? Ya vardır tabii ki mutlak ama ben ama bana gelmiyor. Değil yani. Benim tarzım öyle değil. Benim tarzım çok daha klasik. Yani klasik parçalara modern detaylar ekliyorum. Ya yani iki sene sonra siz o kıyafete baktığınız zaman fotoğraflarınıza demiyorsunuz ki ben bu kıyafeti nasıl giymişim falan demiyorsunuz. Ay benim eskiden ben öyle görüntülerim. Çok vardı çok değil mi? Ay ben onları böyle tozlu sayfalar orada kalsın mümkünse. İşte, hiç çıkmasın. Onlar modaya diyorum, çok... ben o taytı nasıl giymiyor? Hangi psikolojideydim acaba? Hayır aslında o size ilgili değil. O dönem çok modaydı. Siz ama onu... uyumak zorunda mıyım? Ya yani böyle bir mecburiyet aslında, var mı? Aslında işte bunu böyle bir hata
hatalar yapıyoruz bazen. Ay, yeşil bir taytım vardı. Şöyle alttan geçerdi ya. Neden lastikleri? Ay, evet. Ay evet var, benim de siyah var. Benim yeşil. Yeşil. Kurbağa yeşili. Ama evet. Benim eski çocukluk kıyafetlerimi göstersen. Bunu kaldır, üstüne de pembe çiçekli bir gömlek giymişim. Allah'ım. Rengarenk. Biz rengarenk. Şeker tadındayız çocukluktan. O resimleri o zaman mümkünse da kaldırım. Yani sen buna dikkat ediyorum, evet, diyorsun. Kesinlikle. Yani bir 10 sene sonra o fotoğrafa baktığında ben bu kıyafeti nasıl giymişim dedirtmiyor. Bakın, evet, zararın neresinden dönerseniz kârdır. Lütfen Tuğba Atasoy'u kalan yıllarımızı bari doğru lütfen. Alıyoruz, götürüyoruz, değiştiriyoruz kendimizi. Bence de. Evet. Mutfağa gidelim mi? Hadi gidelim. Pişti mi, pişmedi mi? Bakayım ben de. Programımızın da sonlarına doğru geldik. İstiyorsanız Tuğba Hanım sizi de alalım. Tamam. Yemeği stilini bir değerlendirelim. Oh, mis gibi kokuyor. Böreğe bakar mısın? Harika görünüyor. Biri ay, kıymalı, bir tanesi de ıspanaklı mı oldu? Ama Güneş Hanım döktürmüşsünüz maşallah. Evet. Sizin için Beyaz TV özel ve Pınar... Teşekkür hanıma, ederiz. Hemşerim de gelmiş. Tuğbalara sen aramıza geçtin. Evet, gel. Yani bu arada bu hesapta değerlendirelim bu konuyu. Evet. Evet. İki Tuğba arasında dilek diliyoruz efendim. Sizin adınıza da diliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de diliyorum. Ama o da öbür taraftan. Bak o da öbür taraftan. Sen dilerken hepinize düşecek gibi düşündüm. Ben hepimiz için diliyorum. Allah'ım dileklerimizi kabul eyle. Ya Rabbim kim ne içinden geçiriyorsa iyi güzel olan her şeyi Yüce Rabbim kabul eylesin. Amin. Değil mi? Allah verdiği nimetler için çok teşekkür ediyoruz. Değil mi? Sağ olsun. Bugün de biraz sonra yiyelim bunları. Çok şükür karnımız doyacak efendim. Biz hafta sonları burada güzel böyle doyuruyoruz. Evimize gidiyoruz. Bugün de bereketli bir mutfağımız var. Ne yaptık Güneş Hanımcığım? Ispanaklı sarma börek yaptık. Ispanaklı. Orada da bir kıymalı. Bu da hazırlamış böreği. Olduğum bir kaytaz böreğimizi ne? Sundum. Kaytaz böreği. Antakya'nın kaytaz böreği. Antakya'ya özgü. Reyhanlılar da yapıyor da biz onlardan alıntı. Köken orası. Yine aynı yani hamurdan mı yapılıyor? Aynı hamurdan yapılıyor. Kıymayla yapıyoruz onu. İçine kıyma koyuyoruz. Kenarları kapatıyoruz şöyle kaytaz biraz. Böreği. Çok güzel gözüküyor zaten. Yani değişik bir tat bana göre. Onu değişik siz yapıp getirdiniz. Evet. Onu bize özel, şeker tadında özel. Evet, şeker buradaki böreğimizde özel. Pişmiş bulunmakta. Şöyle renkli renkli bir şeyler olsun. Şöyle bize. Servisimiz var mı? Veysel Bey, iki tabak getirelim. Hemen konuklarımıza ikram edelim. Siz böyle dikkat ediyor musunuz Tuğba Hanım? Ben çok fazla yemek yiyorum. Böyle görüntüme bakmayın. Siz de mi? Allah Allah. Acaba nasıl yay burcunun özelliği mi bu? Ben deli desirinim yay. Böyle bir şans olabilir mi? Yaya Tuğba'yız. Sen de mi yaya? Tabii. Yaya Tuğba. 15 Aralık sen? 25 Kasım. Ha canım benim. 23 Kasım'da bak kızım ne inat ettim biliyor musun ben? Şevval akrebe girecekti. Dediler ki bak bu çocuğu doğurman lazım. Yok dedim inat ettim karnım böyle bekliyorum. Şey yay olacak. Sakın ya. Doğma kızım diye bekliyorum. 23 Kasım'a girdik. İlk günü zaten. Hadi dedik sabahtan hastaneye. Şevval yay oldu. Allah Allah. İnada akrep olacakken tabii, yay oldu. Bekledim onu. Bekle kızım, bekle kızım, bekle kızım. Siz de yay yay maşallah gayet iyi görünüyorsunuz. Çok yiyorum ama maşallah. Yakıyorum herhalde diyelim. Maşallah. Yavaş yavaş yiyin. Ya, bakın göreceksiniz. De alakası var tabii. Değil mi? Yapı, evet. Bence sen genetik bir takım faktörler de etkili. Sizde de öyle. Evet benim genetiğimde basen var yani. Bende de var. Ya, o basen Türk kadınında anneme var. Bakın beni görün. Zaten herkes bana diyor maşallah, geleceğin annen gibi olacak. Annem biraz hafif kilolu maşallah. Hayatım. Basen hafif. Allah uzun ömür versin. Bana olsun. Allah sağlıklı. Maşallah. Bizim Türk kadınlarımız gerçekten çok güzel. Yabancı uyruktaki kadınlardı. Taş böyle on basarlar yani. Bence de katılıyorum. O zaman yiyin hanımlar. Yiyin yiyin. Yiyeceğim zaten. Şu program bir bitsin. Balık etli olun. Böyle börekleri çörekleri yiyin. Şimdi de beş çayı değil mi? Evet, çayın yani. Yanına böyle bir börek. Yiyelim ama hareket çok edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yandan yandan. Evet, yiyelim. Ben spor teşekkür yapalım. Ediyorum. Yiyelim Hanım spor size, yapalım. Ekibinize. Tüm herkese, yönetmenimize, herkese. Biz teşekkür ediyoruz. Ederim. Tuğba Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok memnun ben oldum. De çok görüşeceğiz memnun oldum. Evet, bundan bakalım. Sonra çok görüşeceksiniz. Hayırlı bir şey vesile oldu. Evet. Tuğba'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Harika bu programdı. Evimizde gibi böyle sohbet ettik, muhabbet ettik, şarkılar söyledik. Sürçülisan ettiysek affola. Affola. Yani hani haftaya, ara sıra ben konuşurum öyle. Haftaya yine biz buradayız efendim. Tuğba Altıntop'un güzel bir şarkısıyla şeker tadında son buluyor. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.